Lan. Arkada dinleme açık kalmış. Aa, yankı he. Tam düzeldi. Selamlar, saygılar. Beyler, bayanlar, nasılsınız? İyi misiniz? Oha lan. Arka planda şu an bilgisayarım var ya. Şu an bilgisayar her an patlayabilir. Çok çok zor kaldırıyor RTX'i, ama 60 FPS üstü ya, sorun yok. Aynı anda OBS açık, aynı anda browser açık, şu an bayağı sıkıntılı. O yüzden bakalım hayırlısı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? İyi, ben de iyi. Evet, haftanız nasıldı ya? Güzel bir haftaydı, değil mi? İnşallah öyledir abi. O değilse bile şimdi inşallah ben haftanızı daha da güzelleştirmeye geldim. Bugün bir sürpriz yapayım dedim. Half-Life RTX uzun zamanda çalıştırmayı deniyordum bilgisayarımda. 60 FPS üstü çalıştıramamıştım. Fakat ya Native RTX olmasa bile arka planda AMD'nin FSR sistemiyle beraber 60 FPS üstü, 80 FPS civarı kaldırabiliyorum artık şu durumda. İnşallah kalite falan iyidir. Yayın kalitesi, ses kalitesi, yine çok fazla bir kontrol yapmadım. Evet, Half-Life'ın RTX'i var Lasven. Daha yeni çıktı hatta. Bir iki hafta oldu diye hatırlıyorum. Mart'ın başında çıkmıştı ya. Bayağı iyi bir sürüm. Benim neden internetim kasıyor? Tamam. Aynı şekilde şu an yurt odasındayım. Arkadaş da yanımda. O yüzden Rage Quit sesleri duyabilirsiniz. İnşallah kaliteli bir yayın olur ya. Nedense yayınım telefonumda kasıyor. Chat'i takip edemiyorum şu an. Hemen bir saniyelik bekleyiş. Ondan sonra yayınımıza başlayacağız. Half-Life RTX'i size göstermeyi çok istiyorum. Hemen şuradan tüm mesajlar dedik ve tamam. Kanka yayında drop var ya. Yayın donuyor sanki. Allah Allah. Çok mu kasıyor şu an? Fena drop var. Bitrate'i düşür. Aslında bütün kontrolleri yaptıydım ya. Aynen. Bayağı drop var gibi gözüküyor şu an. Onu nasıl halledebiliriz? Hemen bir saniye. Bitrate'imi yaklaşık bu civarda halletmiştim. Birazcık kısalım bari. Belki oradan bir uygunluk sağlayabiliriz. Drop olmasa biraz daha iyi olur abi. Evet, şu an gerçekten de drop var. Ben de buradan sistemimden görebiliyorum. Acaba diyorum, bu Half-Life ile ilgili düzeldi düzeldi. Şu an nasıl? İyi mi şu an? Arada donuyor. Gene mi gitti ya? Çok droplu. Az önce düzeldi. Tekrar mı gitti ya? Evet, drop var. Şu an karışık. Oylamalar, evet, şu an bayağı karışık galiba. Acaba diyorum Half-Life'tan mı kaynaklanıyor? Bir saniye. Arka planda şu an çalışıyor uygulama. Onu bir kapatalım. Oo. Evet, umarım ear rape yememişsinizdir. Abi şu an gerçekten çok 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 bilgisayar zorlanıyor gibi, ama ayarlayacağım. Heh, tamam. Şu an kendi yayın kontrollerimde iyi olduğunu söylüyor. İyi şu an. İyi dedik, bozuldu la. Sahip Kıran abi, mesajlarını gördüm, sadece uygun değildim, dönüş yapacağım, hiç merak etme, dönüş yapacağım. Anlık izleyici sayımız neredeyse 100'e ulaşmış durumda. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle
Eğer yayında herhangi bir drop olursa, bir sıkıntı olursa tekrardan kusura bakmayın. Elinden geldiğince bana feedback verin. Ben burada arka planda elinden geldiğince düzeltmeye çalışacağım. Sonuçta yani günümüz standartlarına göre bir tost makinesiyle yapıyorum yayını. Aynı zamanda şu an içerisinde bulunduğum ortam da çok elverişli değil. Ama elimden geldiğince abi size bugün yeni şeyler göstermeye geldim. Tamam. Aynen, yayın düzenine bir kanaat var. Öncelikle size modu tanıtmak istiyorum. Hemen şuradan bir. Şimdi bu mod Half-Life RTX. Bu aynı şekilde başka yabancı bir indie developer tarafından çıkarılmış bir şey. GitHub'da ve ModDB'de sayfaları var. Öncelikle bir orayı göstermek istiyorum. Aa, Light Mode. Gözlerim acıdı. Daha sonrasında da oyunumuza başlayabiliriz. CS 1.6 gizemlerini çeker misin? CS 1.6 gizemlerine devam edeceğiz elbette. Onları hiç merak etmeyin. Özellikle bir adam var, Jess Cliff. Ben size çok bahsetmek istiyorum bu adamdan. O adamı kesinlikle görmeniz lazım. Tamam. Gözleriniz kanayabilir. O yüzden kendinizi hazırlayın. 3, 2, 1. Aa! Evet. Tamamdır. Bu browser'da sadece şeyi göstermek istiyorum. Half-Life RTX'in ModDB web sitesini göstermek istiyorum. Aynı zamanda GitHub üzerinden linkini bulabilirsiniz. ModDB sayfası Half-Life RTX'leri aradığınız zaman direkt çıkar. Aynı şekilde mod burada resimlerini falan filan da görebiliyorsunuz zaten. Ama burada bir indirme linki yok. Bunlar beta versiyonu bu arada. Şu an mesela bu Levy'in alakası yok mesela oyunda göreceksiniz. Aynı şekilde bilim adamları bunlar falan, evet, birazcık şey var. Film grain efekti falan filan koymuşlar ama bunların hiçbiri son versiyonda yok. Cryo Fear gelecek. Elbette o da gelecek inşallah. Ya bu şeyi açtım. Incognito modu açtım ondan dolayı şu an. Koyu mod değil. Half-Life RTX bu şekilde. Burada da zaten yorumları görüyorsunuz. Mart'ın 10'unda o civarda çıktı. Ondan önce de zaten beta sürüm vardı. Bir de onun yanında ModDB'nin yanında GitHub versiyonunu göstereyim size. GitHub versiyonu da bu. Hatta ben bunu chat'e atıyorum. İsteyenler inceleyebilir. Chat'e attım. Hatta bunu bir sabitleyeyim. Aynen. Bu modu eğer bilgisayarınızda RTX ekran kartınız varsa, RTX ekran kartınız yoksa bile en azından bir 1660 Ti, 1650 seviyesinde bilgisayarınız varsa yaklaşık 50-60 FPS bir oranla AMD FSR, çünkü şu an DLSS'i desteklemiyor bu mod, şey yapabilirsiniz. Bilgisayarınızı kaldırabilirsiniz eğer ilginiz varsa. Aleykümselam Bünyamin, hoş geldin abi. Half-Life 2 videosu Freemet gelecek. Gelecek. Gelecek abi, hiç merak etme. Hatta önceki yayın onun gırgırı birazcık geçti. Gelecek. Hiç merak etme kesinlikle. Dediğim gibi bunları inceleyebilirsiniz. Öyleyse bence başlayalım. Ne dersiniz? Ay abi, şu an çok korkuyorum, inşallah bilgisayara çökmez, drop yaşamam. Umarım. Umarım. Hadi bakalım. Oo, evet. Arka planda sesi geliyordur büyük ihtimalle oyunun. Evet. Game. Belli bir pencereyi yakala. Ve geçiş. İşte bu. Ekran geldi hocam. Half-Life RTX. Hoş geldiniz. Nasıl gözüküyor ama? Ultra performans modunu oynayacağız V-Sync ile beraber. Lens 4 ve Bloom, bunları kapattımlar. Birazcık boş şeyler zaten. Tamamdır. Yayınımıza başlayabiliriz. Evet. Campaign, New Game. Medium zorlukta oynayacağım. Hadi bakalım. Burada tren falan filan, o şeyi de göstermek istiyorum size. Eğer FPS diyorum ya. Ses çoksa lütfen bana feedback verin. Onları bir ben ayarlayayım duruma göre. Çünkü çok fazla ayar yapamadım. Abi hemen ışıklandırmalar belli oluyor zaten. Şuradan görüyorsunuz. Trenin farı.
Şu an software render modunda oynuyoruz. Zaten OpenGL'de olsa şu an bilgisayar kaldıramazdı onu. Sağ yukarıda görebileceğiniz üzere 120 FPS kaldırıyor bilgisayarım. DLSS yok, Echo. AMD'nin FSR adlı modunu kullanıyor bu mod. Yani onu ben de bilmiyorum. Şu an benim mesela RTX ekran kartım olmasına rağmen ben AMD FSR kullanıyorum. Hatta birazcık ghosting efekti falan filan var. Oy, Light Ray'e bak lan. Oha. Çok iyi ya. Hala beni çok etkiliyor. Abi Half-Life sevip de bu modun yanında bir fangirl gibi bağırmamak gerçekten efor istiyor ya. Performansı yüksek tutmak adına bazı feragatlar var oyun içerisinde. O yüzden mesela dediğim gibi bazı ghosting efektleri ve glitchlere rastlayabilirsiniz. Bunlar çok normal. Oy, geliyor. Hazır mısınız? Oyunun sesi az. Volume 0.035 diyelim. Biraz daha iyi mi? Hail to the king, baby. Dediğim gibi bazen sadece şeyler olabiliyor. Bu arada bir üye geldi. Evet, ekranda gözüksün. Of. Abi şu helikoptere falan bak ya. Çıldırmalık. Harika gözüküyor ya. Bu arada bayağı yayında gecikme var ama bunlar birazcık dediğim gibi biraz üst gibi oyun kaldırmaya çalıştığım için bu şekilde, o yüzden kusura bakmayın. Bahadır Solak 1. Havalılar Kulübü'ne hoş geldin adamım. Özellikle ışıklar nesneler üzerine, hatta oyuncu üzerine geldiği zaman o zaman fark etmeye başlıyor gerçekten RTX. Onun dışında normal texture'lar gördüğünüz gibi, ışıklandırma gerçekten mükemmel, etkileyici. Orijinalini oynayan adamlar direkt farkını şey yapar zaten, hemen anlar. Chat bayağı geç geliyor bu arada. Bahadır, az önceki aboneliğin daha yeni geldi abi. YouTube chatime benim. Üyelik hediye etmişsin. Tamam. Bahadır, kanalın ilk üyelik hediyesi sensin abi. İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Hail to the king, baby. Oh. Bir tane daha geldi. Yine aynı şekilde chat'e geç geliyor bu arada. Kusura bakmayın, eğer üyelik veya donation geliyor da ben zamanda cevaplayamıyorsam şu an kusura bakmayın. Hafif bir delay var. Oyundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Aleykümselam. Kaylin hoş geldin. Evet, bu efektler birazcık şey, tuhaf işte. Yani fazla parlak geliyor bana ya. Fazla göz kör edici. O yüzden çok etkileyici olduğunu düşünemiyorum. Bu We've Got Hostiles bölümünde falan biraz daha bariz olacaklar bu bahsettiğim şeyler. Yavaş yavaş başlıyoruz. Hadi bakalım. Olcay, hayırlı olsun abi. Güle güle oyna. Geldik. Abi bir şey değişmedi ki oyunda, birazdan göreceksin. Şimdi ben bir kontrol elim alayım. Yes. Yes Barney, yes. Hadi aç.
Trend sekansı bitene kadar 3 kez boşaldım. DG ya. Ben ilk açtığım zaman bir 8-9 kere boşalmışımdır büyük ihtimalle. Barney açacağım mı kapıyı? Barney'nin kafasından bile yansıyor. Bakın ben şu an Barney'nin üzerindeyim. Ve Gordon'ın oyuncu modeli gözüküyor. Yansıyor, gördünüz mü? Kaskından. Abi inanılmaz ya. Hareket ediyorum hatta. Mükemmel. Gene speedrun yapacak mısın? Ravea bilemiyorum. Yapayım mı abi? Biraz daha görsel olsun diye. O güzel. Başlangıç ekranları da havalı. Bu arada birazcık bulanıklık fark ediyorsanız bu yüksek performans modundan kaynaklanıyor. Yani sadece performans ayarından dolayı. Eğer ayarı quality'ye çekerseniz 30 FPS alırsınız fakat çok çok daha yüksek performans elde edersiniz bakın. Gordon. Nasıl yansıyor ama abi mükemmel ya. Ben şuna basabilir miyim? Çok havalı ya. Buradan devam edelim. Bunlar standart. Bakın. Bak. Gölgem. Gelen ışık yüzmesine göre gölgemin yönü değişiyor. Biraz daha bu şekilde yaparsam gölge biraz daha dikleşiyor. Mükemmel ya. Bu fiziksel hesaplamaları yapmak eskiden bilgisayar donanımlarına bayağı pahalıya mal olurdu. RTX bunu değiştiriyor işte. Sayılır. Yani günümüzde de RTX çok bana sorulursa ucuz bir teknoloji değil. Oh! Lan! Oha bunu ilk defa görüyorum bu arada. Tiny Desk Engineer şeyi referansı. Onurcuğum teşekkür ederim abi hoş geldin. Hangi GPU ile oynuyorsun? RTX 2060 ama mobil olanı. Laptop için. Ha, bunu yapmadan olmazdı bu arada. Sanki zıplama hızında mı bir şey var yoksa? Ah, şeyden zıplamaya çalıştığında olmadı. Evet. Bayılacağınız bir özellik göstereyim. Mükemmel. Tek kelimeyle muazzam. Harika. Bunu hala günümüzde yapamayan modern oyunlar var biliyorsunuz değil mi? Çok iyi ya. Aleykümselam Enes, hoş geldin. Aa. İşte yeni nesil oyun budur. Güzel bir teknoloji gerçekten. Hoş yani. Half-Life'ın da ihtiyacı vardı. RTX Remix ile beraber belki biraz daha pürüzleri giderilmiş bir RTX modu gelebilir diye düşünüyorum. Abi seni yiyebilir miyim? Atakan, yememeni tercih ediyorum ya. Please, no. Abi şuna bak. Harika ya. Direkt ışıklandırmadan çok fark oluyor ya. Baş 3050'den daha iyi. Bilmiyorum ya benchmark testlerinde hemen hemen aynı gösteriyor. RTX adam mıdır? Barış hoş geldin abi ya. Reisim ne zamandır görmüyorum seni. Özledim lan. Amına koduğum özledim seni. Hoş geldin. Bu RTX. Ya RTX değil aslında Ray Tracing. RTX dediğimiz şey Nvidia'nın markalaması, Nvidia'nın pazarlaması ama Half-Life'da Ray Tracing var bu mod sayesinde görüyorsunuz.
Hikaye videoları gelmeye devam edecek Joker. Özellikle Jess Cliff diye bir adam var. O adamı ben size anlatmayı çok istiyorum. CS'de. Hadi şimdi gider misin? Kapıyı aç lütfen. Oy güzel güzel. Dışarı haritalarda biraz daha fark oluyor. RTX konusunda. Çok çok daha iyi oluyor. Çok çok daha güzel gözüküyor. Ya aynı şekilde ışık süzmeleri bayağı etkileyici. Polar hoş geldin abi Aypoli'ye. Aypoli grubuna hoş geldin adamım benim. Alo Sesas. Kratos ciddi misin abi ya? Bunu hallettiğimi düşünüyordum ben. Oyunun sesi iyi mi? Onu bana bir haber vermeniz lazım. 0.045 yapalım. Umarım şimdi iyidir. Black Mesa RTX gelir mi? Black Mesa RTX desteği gelir. Gelebilir yani ama benim bilgisayar kaldırır mı? Kaldırmaz tabii ki. Last of Us Part 1 oynarsak benim bilgisayar çöker ya. Arda. Olmaz. Olmaz yani. O olamaz. Ya bu arada üye hedefi artmıyor. Onu hemen düzeltmem lazım. Abi Doom 1 RTX gelir mi? Valla Ray Tracing ve günümüzdeki teknolojilerle pek çok yere geleceğini düşünüyorum ben. Çok çok fazla yere geleceğini düşünüyorum. Güzel gözüküyor. Deniz Aktaş oynamıyorum abi. Float atıp durmayın. Ses az Poli FP. Az olan ses benim mikrofonum mu yoksa oyunun sesi mi? Oo, lan bir anda gerildi ortam. Havalı. RTX şu an oynadığımız mod Zash 3D motorunda çalışıyor bu arada. Bu Gold Source değil. Native Gold Source değil bu. Volume 0.0 0 0.06 yapalım. Şimdi daha iyi olacaksın. Oo, au gözüm. Oha evet bu biraz abartı olmuş mesela ya. Bu çok etkileyici gözükmüyor bana sorarsanız. Kama Day of Defeat biraz öldü abi ya ne yapacaksın? Ya illaki bir videosu yapılır mı? Yapılır ama ben çok değeceğini düşünmüyorum yani. Video yaparken ne kadar izlenip izlenmeyeceğini de tartmam lazım birazcık. Ki Day of Defeat Türkiye'de hadi ne kadar biliyor yani kaç insan biliyor. Ulaş Zash 3D yanlış hatırlamıyorsam mesela Android'ler için de Gold Source motorundan gelen assetleri kaldırabilen motor. Yani mesela Half-Life'ı paket halinde Zash 3D üzerinde Android'de oynayabiliyorsunuz mesela. Gold Source Valve'ın kendi geliştirdiği Half-Life'ın üzerinde çalıştığı motor oluyor. Zash 3D ve Gold Source ikisi farklı motorlardır. Bu bayağı parlak olmuş bu arada. Aynen bu çok abart olmuş bence de. İyi Fethi ne yapalım abi? Takılıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Aleykümselam, hoş geldiniz.
harika gözüküyor. Öf. Güzel, aynen güzel. Katılıyorum ya aslında. Fena değil ya. Ya bu biraz bana abartı geliyor ama yine fena değil. Oha. Güzel gözüküyor bu arada Zen. Gözleri gördünüz mü ya? Çok güzeldi. Spy teşekkür ederim abi. Hoş geldin. İlker Erdem kendine iyi bak. Sağlığına dikkat et abi. Hayvan gibi çalış, bebek gibi uyu. Grind set. Evet, şimdi bundan sonrası düz Half-Life gameplay'imiz. Düz Half-Life gameplay. Düz Half-Life gameplay. Speedrun yapayım mı? Nereden nereye ya? İlk yayından ta nerelere? Reis tek yayın mı sürer? Enes büyük ihtimalle sürmez ama gidebildiğimiz kadar gideriz. Daha sonrasında campaign üzerinde atlamalar yaparız ya. Zen'e bakarız, ulaşamadığımız bölümlere bakarız. Ama en azından bir apprehension'a, bir surface tension'a kadar gelmeyi düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. Ayaklı ansiklopedi hoş geldin. Mera Aba demiş. Hoş geldin. Black Mesa RTX speedrun gelir mi? Ben bilgisayar kaldırmaz onu. Bana bilgisayar alırsan olur. Yüksel. Şöyle bir en güzelinden RTX 69 420. Evet. Mesela burası falan çok güzel gözüküyor maşallah. Oh, hayır. Barney. Evet, yeni crowbar. Ya bildiğim bu Black Mesa'daki crowbar'ı almışlar. Buradan devam edelim. Bunlara karışmayacağım. RX 6800 ile düzgün çalışabilir mi sence? Sercan denemen lazım abi bilemiyorum. Ama high performance alırsan olur bak. Ben şu an 110 FPS'te çalıştırıyorum. Biraz ghosting efektleri falan var ama çok rahatsız etmiyor. Bak bak bak. Abi çok iyi ya. Gerçekten. Çalıştırabilirsiniz yani. Ghosting efektleri var ama çalıştırabilirsiniz. Yeni gelenler için Half-Life RTX modunu oynuyoruz. Eğer modla ilgileniyorsanız sabitlediğim linkten modu ulaşabilirsiniz. Oo. Lan her biri ayrı ayna parçasının yansıması var ya. Ama ona rağmen mesela çok yüksek performans alıyorum ben yine. Ya ben bu FSR zımbırtısı neyse gerçekten işini iyi yapıyor yani. Tüh ya Barney ölmüş çok üzüldüm. Kanka vallahi anla ki ya. Mehmet Emre hoş geldin abi. İsim. Hemen şurada bir troll yapmak istiyorum. Bak bir troll. Hemen hafif bir little trolling. RTX diğer modlarla da gelir mi acaba? Opposing Force Bullshit gibi. İbrahimovic ya yanlış hatırlamıyorsam şu an bile bu RTX üzerinde belli başlı Half-Life maplerini yükleyip portlayabiliyorsun. Mesela ben şu an Half-Life dosyam üzerinden o bak yansımaya bak ne güzel gözüküyor. Crossfire'ı alıp bu Zash 3D motoruna, RTX motorunu atarak çalıştırabilme yeteneğine sahibim. Ya çalıştırabilirim ya öyle bir olanağım var. Düzgün çalışırım bilmiyorum. Bir deathmatch gibi çalışmaz büyük ihtimalle. Ama yapılabilir. Oha.
Half-Life RTX Deathmatch misin? Vay anasını, iyi olurdu lan. Sen de canımsın Mehmet Emre. Her ateş ederken bile. Çıkan muzzle flash'la beraber falan güzel efektler çıkabiliyor. Şurada hemen bombaları alalım. Ha, bu arada Crowbar biraz OP tek atmaya başladı, baksanıza. Crowbar'a OP yapmışlar biraz. The Gmod Guy 2009'u inceler misin? Gmod AAG'lerini çok istiyorsunuz herhalde. Daha fazla Gmod AAG'si gelsin mi? Ya Headcrab'ler daha güçsüz olmuş ya da bilmiyorum. Crowbar daha güçlü. Sistem özelliklerim RTX 2060 bir laptopta çalıştırıyorum. Şu an RTX versiyonunu. İşlemci olarak Intel i7 12750H'im var. Yine aynı şekilde bir mobil işlemcisi. O yüzden çok bir, yani masaüstü versiyonlarına göre çok bir performans farkı yok. 12. nesil olmasına rağmen. Ha, bu arada bu Zest 3D'yi kullandığınız zaman, şu an RTX modundayım ben. Herhangi bir keybindlarımı falan hiçbir şekilde oynamadım. Fark ettiyseniz silah menüm yok mesela. Direkt orijinal Half-Life'taki bütün ayarlarım benim şu an elimde. İstediğim gibi değişiklik yapabiliyorum. Bak, su efektleri falan hiç source'u aratmıyor yani. Half-Life source'u hiç aratmıyor. Hatta daha iyi bence. Bir de bu source'da değil, Gold Source'da çalışıyor, düşünün. Bunun atası olan ItTek 2 ne kadar güçlü bir motordu, artık siz tahmin edin. Bir sonraki yapacağım video da zaten Half-Life ile ilgili. Fakat Half-Life'a bambaşka bir perspektiften bakacaksınız. Çok hoşunuza gideceğine eminim. Asansör çalıştırıyor muyuz? Yo, buradan gidelim. Dur. Oy, hadi bakayım, güzel. Hocam hemen ben şuradan gideyim. Aslında dur ya, dur. Ne acelemiz var ki, biraz etrafa bakalım. Güzel bu arada ışıklandırma, atmosfer. Gerçekten lighting, ışıklandırma ne kadar fark ediyor oyunlarda ya. Black Mesa'da RTX modu yok. Büyük ihtimalle yok. Zaten yani direkt source üzerinde bir RTX modu yok. Yani bir quick save'imizi atalım da, çünkü düşük FPS'te oynayınca biraz da input lag var. O yüzden kaldırması biraz zor. Ha, buna hiç gerek yok ki. Direkt buglayalım yine aynı şekilde. Sonuçta yine Half-Life oynuyoruz. Bu sanırım buglandı ya. Half-Life o kadar uzun zamandır oynayan bir adam olduğum için ya, böyle alışkanlıklarım var ya. Oyunu bozuyorsam kusura bakmayın. Hocam senin yukarıda olman lazım. Sen de kapıyı aç. Gel buraya, kapıyı aç. Nasıl? Abi kapıyı açar mısın? Ha, sikim. Telefon notifikasyonları açık kalmış ha. Kapattık, tamam.
Ne oldu lan? Ha. Aa. Burada NPC olması lazım normalde ama yok. Az önce doğru mu gördüm? Şuradaki parçalardan birini alıp yemeğe mi kalktı yoksa? Ne oluyor lan? Halüsinasyon mu görüyorum amına koyayım? Harbiden az önce aldı yedi gibime geldi. Bir geri sarıp baksanıza ya. Yeni bir feature herhalde. Hiç daha önce onu yaptıklarını görmemiştim. Su falan ne güzel duruyor ya. Keşke sıktığın zaman da bir efekti olsa ama maalesef. Kaylin, Polonya iyi. Selam var. Güzel ya. Türkiye'yi özlüyorum yalnız. Bazı şeylerini özlüyorum gerçekten de. Aa, vuramadım evet. Olmaz. Eyvallah Barney. Sadece şu mermileri alıp gideceğim. Barney, sadece şu mermileri alıp gideceğim. De kafana sıkayım. Tamamdır. Evet. Normalde bunu kırılabilmesi lazım ama. Oo. Aha bak. Flashlight bayağı bildiğim bizim aletimiz olabilir yani. RTX test etmek adına. Ray Tracing'i test etmek adına. Bir şeyler deniyorum da. Barney'i niye vuruyorsun? Canım istedi. Oha. Işıklandırma bile ona göre oluyor ya. Hemen şuradan yolculuğumuza devam ediyoruz. Ofis kompleks. Hadi ışıklandırmadan yine. Çok da etkileyici gelmiyor benim şu an gözüme. Ama yine güzel yani. Bayağı atmosfer farkını falan görebiliyorsunuz. Mükemmel ya. Fener iyi bayağı. Fener bayağı iyi. Ben bayağı Fener'e aşık oldum ya. Yani kendim Galatasaraylıyım. Bu şekilde ağlamam lütfen. Hocam. Burada headcrab'lerin hızı artmış ya. Baksanıza çok daha hızlı zıplıyorlar bence. Oha lan. Oha şu dönüşe bak. Bismillah oğlum sakin ol. 42 canımı bıraktı şerefsiz. Evet, Half-Life anı. Güzel ya, ne kadar fark ediyor. Normalde orijinal Half-Life olsa bu statik olurdu yani şu an ama. Oha. O neydi lan? Şuradan devam edelim. Burada gizli bir çıkış var bu arada. İlla ki o exit tarafına, kapısına gitmenize gerek yok. Speedrunner'lar genellikle burayı kullanırlar. Biraz daha hızlı çünkü. Freedom Fighter diye bir oyun vardı biliyor musun? Hayır. Burak ilk defa duyuyorum abi senden. FPS oyunu muydu ya? FPS'te ise bilmeme ihtimali yüksek çünkü. Oha oha. Burada headcrab'ler bence bayağı tehlikeli olmuşlar modda. Sadece ışıklandırma ve görsel efekt update'i değil bu. Bazı birazcık quality of life, oyun içi bazı denge değişimleri falan filan da var. Headcrab'lere buff gelmiş bayağı. Oha. Burası ıslak mıydı lan daha önce de? Bunu ilk defa görüyorum.
bu modu istek istemek demiştim. M mod olması lazımdı. Oha lan. Acaba M mod üzerinde RTX çalışır mı şimdi, merak ettim. Bir sonraki oyunun konusu ne? Bir sonraki videon demek istedin herhalde. Oha. Bayağı bildiğin headcrab'lere buff gelmiş. Arda arda iki tane kere zıplayabilmesi mümkün değil bu arada. Bir sonraki videonun konusu da Half-Life, fakat size bambaşka bir perspektif kazandıracağım inşallah. Çok hoşunuza gidecek. Bu arada Zerg 3D One versiyonunda çalıştığı için, One versiyonunu baz aldığı için speed cap de yok. İstediğiniz kadar hızla bunny hop yapabilirsiniz. Half-Life 3 niye gelmiyor ya? Onur Çoban bunun cevabı herhalde bir 860 kere verildi ya. Productive bir ara multiplayer yapalım ya. Olabilir, bilmiyorum. Dediğim gibi abi biraz işler yoğun bu aralar. Ondan dolayı. Ya bu YouTube'un yanında falan yazılım da yaptığım için kendim bağımsız. Oha lan, Gordon'ın eldivenleri bile parlıyor. Bu son birkaç haftadır falan biraz ona yoğunlaştım. LX oynadın mı? Vallahi mumu. Keşke VR olsa da oynasak abi. Para yok ki. Ne Alex'e, oynamadık bile. No, non-VR versiyonu çıktı bu arada. Ya çıkacak yanlış hatırlamıyorsam. Eğer Half-Life Alex için VR'ınız yok fakat oynamak istiyorsanız non-VR versiyonu çıkacak Source 2 üzerine. Ona göz atabilirsiniz derim. İnternette araştırabilirsiniz. Half-Life Alex non-VR diye bakabilirsiniz. CS2 çok saçma olmuş. CS1'den çok fark yok. Bilmiyorum Hasan Ozan ya. Zaten CSGO tek başına mükemmel bir oyundu bence oynanış açısından. Tek başına hala rekorlar kıran bir oyundu. Herhangi bir doğru dürüst bakıma bile ihtiyacı olmadan insanlar hala oynuyorlar mesela. Update gelmeden doğru dürüst. Ya böyle bir oyunu nasıl daha güzelleştirebilirsin? Ufak bir grafik update'i getirsin abi. Başka ne getirmelerini bekliyordunuz? Battlefield'daki gibi araba mı getireceklerdi yani? Veya helikopter mi getireceklerdi? Ya ben böyle düşünüyorum. Bakalım G-Man nasıl gözükecek burada. Buranın ışıklandırması güzel. Oha! Lan benim bile yüzüm parlıyor. G-Man gitme. Aa. Merhaba demedi. Abi bozulmuş. Modu beğenmedim. Onun üzerinden sıfır. Orada greetings demesi lazımdı. Bu arada FPS düşük olduğu ve input lag'den dolayı doğru düz vuramıyorum. Oo. Burası güzel gözüküyor. Bakın görüyor musunuz? Buradaki ışık hüzmesi adama vurunca nasıl da şey oluyor. Hafif bir gölgelendirme oluyor bu tarafta. Mükemmel ya. Anla ki. We are hostiles. Daha hemen dördüncü bölüme geldik abi. Yayına başlayalı ne kadar oldu? Lan bura klasik. Oha oğlum, silahın bile gölgelendirmesi var ya. Ne güzel abi. Baksanıza kendi refleksi, evet. Aa lan. Lan silah duvar içine giriyor. What the fuck? Iy. 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 Onun üzerinden sıfır beğenmedim. Iy. Aa, ıy, çok kötü, çok kötü. Portal 1, Portal 2 hikayesi gelir mi? Abi, bak ben Türkiye YouTube'unu bunu anlamıyorum, özellikle oyun YouTube'unda. Çok fazla hikaye videosu çekiyoruz abi, ne gerek var ya? Birazcık farklı şeylere bakalım, oynanışlara bakalım. Atmosfere bakalım, bölüm dizaynına bakalım, müziklere bakalım. Her bir bokta hikaye mi amına koyayım ya? 6 sene önce yayınlanmış, mesela atıyorum 500 bin izlenmiş bir Portal 2 videosu bulabilirsin mesela hikayesi üzerine. Yapan adam mutlaka vardır. Yabancı veya Türk.
Hikayeden çok biraz oyunlara farklı bakış açısı kazandırmamız lazım. Mesela Half-Life'ı defalarca konuşuyoruz. Half-Life Alpha'yı konuşalım. Ondan sonra ne bileyim Half-Life modlarını konuşalım. Cryo Fear konuşalım. Brutal Doom konuşalım. Half-Life RTX konuşalım. Bak adamlar o kadar uğraşmışlar, mod yapmışlar. Anladınız mı demek istediğim şeyi? Abicim yok anlıyorum, hikayeyi seviyorsun. Bu çok normal bir şey. Benim en çok izlenen videom da zaten Half-Life'in hikayesi üzerineydi. Fakat benim kastetmek istediğim şey oyunlar üzerine insanlara farklı bir bakış açısı kazandırabiliriz. Ki bence bana sorarsan 2023'te bilgisayar oyunları üzerine bir content çıkaran, içerik çıkaran adam daha önce defalarca değinilmiş, defalarca yapılmış konular üzerine videolar yapmaz. Biraz özgünlüğünü konuşturur. Ben öyle düşünüyorum en azından. Cimen gitme lan. Nereye gidiyorsun? Aa lan. Gitmesini beklemiyordum bu arada. Normalde sıktığınız zaman orada sabit duruyor. Onu düzeltmişler demek ki. Mantıya bayılırım ya. Spy güzel. Atamadım bombayı. İnanılmaz. Aa bomba! Üzgünüm. Çete bakıyordum, fark etmedim. Oha. Lan silaha bak. MP5'in üstüne bakın. Medkit bile şey yapıyor ya. Yansıyor yani üzerine. Harika bir şey ya. Mükemmel. Half-Life'ı nasıl bu hale getirdin? Light tombalı. Chat üzerinde bulunan linke tıklayarak öğrenebilirsin abi nasıl bu hale getirdiğimi. Sadece Steam üzerinde Half-Life'a sahip olman yeterli. Biraz da güçlü bilgisayar. Evet, o kargaşa arasın. Oha lan, herkes öldü mü? İki bombayla temizledim ya, inanılmaz. Deathmatch gelecek misin uygun zamanda? Bilmeyenler için açıklama kısmından Discord'uma ulaşabilirsiniz. Discord'unda çeşitli oyunlar üzerine benim de bazen dahil olduğum ve tamamen sürpriz bir şekilde bazen dahil olduğum oyun seanslarımız oluyor. Gelip benimle beraber oyun oynayabilme, benimle deathmatch atabilme eğer istiyorsanız şansına sahip olabilirsiniz. Oha lan, sizin gözleriniz mi parlıyor? Hızlıca geçmeye çalışıyorum buraları. Biraz daha combat'e dayalı olduğu için. Aha bence ışıklandırmanın doruk noktasına ulaşacağı yere geliyoruz yavaş yavaş. Half-Life'ın yapay zekası abuse'lamak çok kolaydır. Mesela duvar arkasında durun. Şurada da bir asker olsun mesela. Atıyorum tam burada. Şimdi yapay zeka daha çok flanklemek veya stratejik düşünmek yerine 98 yapımı AI olduğu için daha çok oyuncu üzerine rushlama, oyuncu üzerine baskı kurma üzerine kurulmuş bir yapay zeka ve genellikle aynı pathleri takip edecekler. O yüzden mesela duvar arkasında duruyorsanız buradaki adam sizi mesela aradan çıkarmak yerine bomba atmak veya etrafınızı sarmaya çalışmak yerine direkt üstünüze koşacaktır abi. Şu noktaya geldiği zaman silah sizi doğrultana kadar siz buradan çifte pompalıyla sıkar. Zaten çok rahat bir şekilde gebertirsiniz. Mistik ağaç. Cryo Fear hakkında video gelir tabii abi. Niye gelmesin? Gelecek. Aa evet, burası birazcık hafif bence sikko. Oha, bayağı kötü bu arada. Mesela bak burası fazla abartılmış abi.
çok parlak ya. Ben sisten dolayı önümü göremiyorum mesela. O yönden güzel olmamış yani. Buradan devam edelim. Resident Evil 4 hakkında video gelir mi? Bayağı hit bir remake'ti ya. Gerçekten etkileyici bir remake'ti bu arada. En son kontrol ettiğim 3 gün içerisinde Steam üzerinde 26.000 incelenme yapılmış. Ve yaklaşık %97 kadarlık bir olumlu oy var. Çoğunluk bayağı yüksek çoğunlukta olumlu yani. Capcom yapmış işini ya. Counter Strike mod yayınları çekmeyi düşünüyor musun? Condition Zero, Deleted Scenes gibi mesela. İbrahimovic, Counter Strike videomu izledin mi? Orada Deleted Scenes'e değiniyorum. Oraya bakabilirsin. Mr. Freeman, hoş geldin abi. Bu bilim adamlarının gözünden bile yansımalar var, bakın görüyorsunuz. Vay be. Last Pet. Bu arada bu menü ekranları güzel olmuş, bayağı ben beğendim. Birazcık ekranı çok kaplıyor. Gameplay'i birazcık bozuyor ama yine güzel olmuş. Abi tam bunların gözünden vurdum ben. Oh! Lan patlamayı beklemiyordum. Ben oradaki bombayı alıp speedrun yapayım diye. Evet, 3 IQ poli anı. Normalde burada bir trik vardır. Daha önceki speedrun yayımda orijinalinde yapmıştım bunu. Acaba aynısını tekrar yapabilir miyiz? Aşağıda bir merdiven var. Orayı tutunmaya çalışacağım. Hadi be. Bir daha deneyelim. Çok çok kayıyorum ya, biraz ondan kaynaklanıyor. Aa, olmadı. Son bir kez daha deneyeceğim. Bunu yapmıştım aslında çok rahat da şu an yapamıyorum. Biz en iyisi asansörden devam. Geçen Sven Co-op oynadık. DC'deki ekiple çok hoşuma gitti. İlk defa oynamıştım. Şu yaşında keşfetmem de ayrı bir olaydı. Abi sevdiysen ne mutlu ya. Böyle değişik oyunlar var işte ya. Türkiye'de oyun camialarında çok bilinmiyor. Ben birazcık yani bu oyunların rehberi gibi davranmak istiyorum. Görün istiyorum ya. Oyun dünyasının başka bir perspektifinde, başka bir penceresinde insanlar neler yapmışlar, nelerle uğraşmışlar. Çünkü Türkiye'de çoğunlukla AAA konuşuluyor ya. Bir de bunun indie camiası var, mod camiaları var, AAA oyunlar üzerine mod camiaları. Onları konuşan kimse yok mesela doğru dürüst. Fear'ın yapay zekası müthiş gerçekten de Enes. Fear'ın yapay zekası üzerine analiz yapan bir video var. Bilmem ne kaç yıllık video. O videoyu izlemenizi öneririm mesela şiddetle. Gerçekten oyun dizaynerlarına yapay zeka konusunda özellikle Ubisoft'ta Bethesda'ya taş çıkaracak şekilde ders çıkarmalık bir essay videosu olmuş gerçekten de. Freeman, işim var abi, nasıl geleyim ya? Her seferinde gelemiyorum maalesef. Elim hep boş değil. Keşke olsa da, yapacak bir şey yok. Hocam sen çekil. Sen de çekil hocam. Vuramadım, evet. TP2'ye de kaldığımız yerden devam edeceğiz video konusunda. Ya şu an kafamda bir proje yok. Listem biraz aşağısında.
Fakat mutlaka olacaktır. Evet. Birazcık janky olsa bile ne kadar da değiştiriyor ya. Ha, yine aynı şekilde yansımam. Çok güzel ya. Ha, burada birazcık sessiz olmam lazım. O yüzden burayı mümkün olduğunca sessiz bir şekilde geçeceğim. Evet, sessiz oluyoruz, sessiz oluyoruz, sessiz oluyoruz. Başarılı. Oha, patlama efektleri bile ya. Başka bir yüzeye vurması, oradan değişik değişik şeyler uğraması harika ya. Bir Black Mesa yayını ister misiniz mesela? Bu aralar çok Half-Life oynuyoruz biliyorum ama. GTA Vice City konsept trailerını mı? Bugün Twitter'da paylaştığım Unreal Engine 5'te yapılmış olan mı? Çok kötü bence. Konuşmaya değmez yani. Hiç uğraşılmamış bir şey yani. Oh, vallahi az kalsın düşüyordum. Hafif bir küçük bir kalp krizi geçirdim orada. Black Mesa Half-Life RTX'in çakması. Black Mesa daha önce çıktı. Oha! Az önceki ışıklandırma da güzeldi ya. Buradan hemen ışık yüzmesi. Cesetlerin bile direkt ışığı gerçekten de yön verme, gölgelendirme şeyi var. Güzel. Half-Life'da bunlar bildiğin Shadow gibi bir şeydi yani. RTX modu gerçekten 98 grafikleri olmasına rağmen bazı şeyleri sadece ışıklandırmayla modern bir oyun gibi gösterebiliyor ya. Yani devam edelim. Kapibara, kapibara, kapibara. Hoş geldin kapibara. Merhabalar demiş. Reisim hoş geldin. Yayında bir kapibara var. Şu an daha mutluyum. Gordon Freeman mı, Alex mi? Saçma bir soru ya. Alex genellikle Gordon'un hep asistanı gibi bir şey oldu ya. Hep böyle bir companion oldu yani, anlatabiliyor muyum? Tabii ki de Gordon. Şimdi Gordon, Alex kocaman bir bebek fetüsü öldürdü mü? Hani dev bir bebek fetüsü öldürdü mü? Hayır, öldürmedi. O yüzden Gordon daha iyi. Ya yok ya, Definitive Edition'a hiç uğraşma ya Sercan. Hem izletmez abi, hem kimse izlemez bak. Hem de değmez abi ya, yani saçma sapan gerçekten. Bu arada yarın Doom 2'den kaldığım yerden devam ediyorum. 15. bölümde falandık zaten, bitirmemiz de bir iki günümüz alır. Oha! Oy, bunu yapmayı beklemiyordum. Harika oldu. 360 atıp tam da merdivene tutundum ya. Öleceğim diye korktum var ya. Bunun üzerine çarpsam ölüyordum. Oha abi. Gördün mü ne yaptığımı?
Hail to the King, baby. Rüzgar Morgan. Havalı Çocuklar Kulübü'ne hoş geldin adam. Şu anda 29 gösteriyor ama bakayım 28 mi gösteriyor ya? Hocam o birazdan 29'a döner herhalde bilmiyorum. Ama benim burada yaklaşık 32 kişi şu an. 32 kişilik bir üyemiz var. Hocam abonelerime bir şey söylüyordum. Sen beni böldün yani. Sonra bak ne diyeceğimi unuttum şimdi. He doğru. Hatırladım. Kanalıma üye olabilirsiniz. Bu şekilde bak şu an yaklaşık benim sistemimde ne yazıyor? Evet 32. Yaklaşık şu an 32 kişi bir sonraki videoda kredi kısmına yani son kısmına adını yazdırdı. Tüm üyelerime bundan sonra videolarımın sonunda özel teşekkür veriyorum. Eğer poli yapımı bir profesyonellik ürünü bir videoda isminizin yer almasını ben poliye polinin destekçisiyim, polinin yaveriyim, polinin can dostuyum gibi bir mesaj vermek isterseniz eğer izleyicilere, abonelere ve belki ileride milyonlara ulaşacak sayılara o yüzden üye olabilirsiniz. Şurada pro boost yapmayı deneyeceğim, dur bakalım. Prop boost yapmayı deneyeceğim de aynı zamanda chat'i takip ediyorum. Şimdi normalde Half-Life'da bir bug vardır. Lemonade hoş geldin adam. Sen de bir sonraki videoya adını yazdırdın. Tebrik ederim. Gururla taşıyacaksın o ismi. Half-Life'da bir bug vardır. Şimdi oraya geleceğim. Eğer az önce benim yaptığım gibi proplara basılı tutmayıp da ufak bir basılı tutarsanız eğer propu mesela uçursunuz. Az önce birazdan göstereyim. Heh. Eğer E'ye basılı tutup da herhangi bir aynı zamanda yön tuşuna basarak bir propla etkileşime girmek isterseniz propu böyle havaya uçursunuz gördüğünüz gibi. Bu birazcık yüksek FPS'ten kaynaklanan bir durum. Günümüze kadar belki Valve gelmesini beklemiyordu bu oyunun. Ona göre mesela 30 FPS'e göre verdiğiniz prop boost hızı çok çok daha yavaştır. Ama böyle bir güzelliği var. Yüksek FPS almanın verdiği bir güzellik. Prop'a hız verdiğiniz kadar aynı zamanda kendinize de hız verirsiniz. Çok ufak bir çizgisi vardır onu yapmanın. Şimdi onu deneyeceğim. Evet. Az önce birazdan mesela yapıyorum ama tam denk gelmiyor. Hadi bir deneyelim. Evet olmadı. Hadi oğlum. Aa lan. Burada niye elektrik yok? Amına koyayım hayır. Çete bakacağım diye elektriği açmayı unuttum. Hail to the king baby. Chat yapacağınız işe ya. Lunatic hoş geldin abi. Aynı zamanda Rus Texli arkadaşım. Sen de hoş geldin. Listeye iki kişi daha eklendi. Güzel. Baby. Güzel. Abi chat. Chat ben ne diyeyim size lan? Amına koyayım. Lan elektriği açmak için gittim. Beni meşgul ettiniz o kadar uğraştım. Oho. Lan abi. Harika. Ay abi ciddi misin ya? Geri inmek istemiyorum oraya. Heh, tamam buradan geri alalım. Gücü açmayı unuttum abi. Sırf size yetişeceğim diye. Bir Allah'ın kulu da demedi chatte ya. Chat tebrik ederim gerçekten. Ah siktir sıkaladım. Evet tekrar basacağız. Bir sonraki video da bu arada Half-Life ile ilgili. Eğer yeni gelen insanlar varsa tekrar söyleyeyim. Half-Life'ın hiç görmediğiniz, hayatınızda hiç görmediğiniz versiyonu var. Hayran kalacaksınız o versiyona. Evet harika. Hatta F5'e basarak da şey yapabilirim de. Hadi oğlum lan.
Hemen şuradan hızlıca atlayıp geçmek istiyorum da ondan dolayı. Evet, görkem. Evet, ha. Tamamdır, güzel. Buradan devam ediyoruz. Last Pit'te fazla vakit harcadık ya. Hiç gerek yok bu kadar harcamaya. Evet, listeye bir kişi daha eklendi. Bakalım kim eklendi. Bu arada burada gecikmeli geliyor ya. Chat'ten gecikmeli geliyor. Eğer isminizi söyleyemiyorsam kusura bakmayın. Spy, hoş geldin adam. Sen de havalılar kulübündesin artık. Evet, oksi ve gazı açtıydım zaten, o yüzden çok fark etmeyecek. Hocam ben burada değilim. Hocam. Instakill yemeyi beklemiyordum bu arada. Gir hocam, gir. Benim rushlamam lazım. Rush. Hayır. Evet. Buradan bir yukarıya bomba atıp dikkatlerini çekemez mi? Vallahi bal gibi de çekerim. Hocam siz şimdi aşağıya gelin. Aynen. Aşağıda kal. Kal aşağıda. Lütfen bug'ı düzeltmemiş olun. Güzel düzeltmemişler. Ufak bug var, bakalım çalışıyor mu? Fatih, High Polygon'una hoş geldin adam. Sen listeye ismini yazdırdın. Hocam ekran kartı olarak ne kullanıyorsunuz? Ekran kartı olarak RTX 2060 mobil versiyonu kullanıyorum. Şu an laptoptan yapıyorum zaten yayını. Çok stabil bir hayatım olmadığı için dizüstü kullanmak zorundayım. Ondan dolayı elinden geldiğince sizlere yayın yapıp, videolar yapıp eğlendirmeye çalışıyorum. Evet, Blast Pit'i de bitirdik. Apprehension'a doğru geliyoruz. Saat kaç? 20.40. Burada 20.40. Ben şu an Polonya'dayım. Türkiye'de saat kaç? 21.40 olması lazım. Bir saatlik bir zaman farkı var. Mesela bak şunun olmasını çok isterdim. Bunu yapması biraz... Aslında bir iki scriptle yapılabilir büyük ihtimalle de. Suya sıktığın zaman... Bu mesela Apple Source'da var diye hatırlıyorum. Suya sıktığın zaman burada bir decal çıkabilirdi yani. Suya sıktığına dair bir feedback tarzında. Oha, bu arada bu da bayağı güzelmiş, beğendim. Buradan değil. Orada HEV ve medkit vardı, hiç gerek yok. Ben hemen buradan devam. 21.40. Hiç onlara falan basmaya gerek yok. Emin ellerdesiniz ya, sıkıntı yok. 10 senelik Half-Life veteranı var burada. Yani 10 senelik Half-Life veteranı. Güzel. Evet, burada fazla vakit kazanacağız. Eğer... Oha lan, what the fuck? Aslında şu an bana bakıyor bu. Benim kafamın gözükmesi lazım. Oha lan, Gordon'un eli bile gözüküyor abi, mükemmel ya. Kamerayı oynarken eli bile gözüküyor, bir dikkat ettim de. Şu an Power Up'tayız, şimdi asıl konuya geleceğim. Power Up'tayız, burada iki tane Trip Mine alıp... Hem ufak da mola vermiş oluruz. Aynı zamanda bir oylama başlatmak istiyorum. Aynen. Onarail'ı
Onarayla direkt geçelim mi yoksa Power Up'a devam edelim? Hemen bir oynama başlatmam lazım. O sırada ufak da bir mola vermiş oluruz. İyi yayınlar abi, kolay gelsin. Yazılımcılık ile ilgili senden bir yardım almak isterim. Yani daha lise 1'den kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani tekrar. Tabii adam. Ya sana bu arada çok teşekkür ederim donation için. Verebileceğim bir tavsiye, öncelikle bir polumuzu başlatalım da ufak mola vermiş olursam. Nova adamım. Evet. Şu an polu açtım. Ufak bir oylamadan sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya bak, yazılım konusunda ben sana şöyle bir tavsiye vereyim. Şimdi sen lise 1'desin. Öncelikle bir yazılımcı olmayı gerçekten istiyor musun? Ben bile bu durumda kendime yazılımcı diyemem mesela. Neden diyemem? Çünkü daha 3. sınıf öğrencisiyim ve adam akıllı sadece yazdığım 2-3 CRUD uygulaması, bazı frameworklerin kullanımı. Ama gerçekten böyle üretime hazır seviyede firmalara hizmet verecek şekilde bir temiz düzeyde kod yazabilmişliğim benim bile yok. Daha üniversite 3'üm yani, düşün. Tabii ya, bu duruma göre değişir. Nasıl değişir? Ortamına göre. Sen Hail to the king, Alp Dura, baby. aramıza hoş geldin abi. Sen de listeyi, ismini yazdırdın. Bunların hepsini not alıyorum. Ya şöyle değişir. Dediğim gibi ya, bir çevrende yetiştiğin çevrenden gelen bir alışkanlığın olabilir. Mühendis bir baban vardır, mühendis tanıdıkların vardır. Bir ne bileyim, abin olur, ablan olur. Her kimse. Oradan mesela sen onların yönlendirmesiyle, onları görerek, yani çalışma ortamlarında görerek bir fikir sahibi olabilirsin. Ama mesela bu benim için olmayan bir şeydi. Benim annem babam sağlıkçı. Ben yazılımcı olma kararını tek başıma verdim. Ve bu yolda da mesela tek başıma yürüyorum. Öncelikle sen lise 1'desin ya. Sen yaklaşık 4 sene bir lise, şey, üniversite için bir süren var. Benim sana tavsiyem, başla abi hafta sonlarında. Programlama dillerini bir araştır. Ama boş geçme. Direkt Python'la başlama mesela. Bir araştır. C var, C++ var, C Sharp var, Java var. Fatih, bağış atmak için açıklamadaki Buy No Game linkinden bağış atabilirsin. Gönlünden ne koparsa abi, hiç önemli değil. Öncelikle bir kendini tart. Tamam mı? Bir yazılım dilini araştır. Ne öğrenmek istediğine kanaat getir. Sen yazılım olarak ne yapmak istiyorsun? Oyun mu oynamak istiyorsun? Oyun mu yazmak istiyorsun? Veya işte web sitesi mi yapmak istiyorsun? Bak, benim yaptığım şey mesela. Web site sunucularına uğraşıyorum ben. Sunucu tasarımı, sunucu yazımı mesela genellikle bende. Ondan sonra backend development diyorlar benim yaptığım işe mesela. Frontendçiler var. Frontendçiler tasarım yapıyorlar. Web tasarımı, UI tasarımları falan filan. Figma'da oluyor onlar genellikle, ama yine bağlantılılar mesela birbirlerine. Ben frontend'le de uğraştım. Ona göre mesela alanlara gir. Tart ne yapmak istiyorsan. Ona göre bir karar ver. Karar verdikten sonra dikey yüksel. Tamam mı? Sektörde dikey yükselmek çok önemli. Önce senin ne yapmak istediğini, bir yazılımcı olmak istiyorsan ne yapmak istediğini, bir nokta atışı bilmen lazım. Daha yaşın çok genç. Yani sen hayatta ne olmak istediğini böyle nokta atışı karar verecek bir düzeyde değilsin. O düzeyde ulaşman daha çok sürecek. Bu çok normal bir şey bu arada. O yüzden ya, benim sana tavsiyem, yavaşça bir üzerinden geç. Neler var, neler yok. Tamam mı? Ondan sonra bir tart. Daha sonrasına karar verirsin. Ne yapmak istediğine. Ufaktan ucundan kıyısından bir yazılım öğren. Bir puzzle yap işte, ne bileyim. Puzzle dediğim işte bir HackerRank'ten oradan buradan sorular çöz. Bir sürü web siteleri var zaten yazılım üzerine. Oradan yürü abi. Yani. Onunla konuş mesela Nova. Abimin yurttan tanıdığı yazılımcı var. Onunla konuş. Bak, senin için biçilmiş kaftan abi, al konuş onunla. Webçiler ne yapıyorlar? Hayatları nasıl geçiyor? Sen bu işi yapabilir misin? Ve bir de abi, çok abartma. Çok stresine de girme. Daha lise 1'sin. Hayatın üzerine isabetli kararlar verebilmek için daha çok erken. Ben mesela keşke lise 1 anılarıma dön lise 1 zamanlarıma dönmüş olsam yani. Bazen diyorum keşke dönsem diye. Öyle bakalım. Evet, oylama ne kadar aldı bakalım bir. Evet, bence de Honorail'ı geçme üzerine bir
anket sonucuna varmışız. O zaman tamam abi. Siz istersiniz ben de yaparım. Kaldığımız yerden devam edelim. Yes. Bu trip miner'ı onun için aldım zaten. Buradan devam edelim. Power up. Burada çoğu insanın fark etmediği bir detay vardır. Bakın G-Man. Evet, sen onunla uğraşırken ben de buradan hemen hızlıca Onrail'a geçelim. İnşallah bu bug değil aslında da bunu patchlememişlerdi inşallah. Evet, geçemedim. Bra. Bu biraz zor ya, bu hareket hala ben çok alışkın değilim mesela. Evet, harika. Abi Gargantua senin gitmen lazım hocam. Evet. Bunu yapasıya biraz sürecek şu an. Ama bura bize bayağı zaman kazandıracak. Yes. Onrail'a geçtik. Tamamdır. Speedrunner'lar nasıl ama şak 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 hemen yapıyor abi. Ben yapamıyorum. Biraz zor yani onunla. Ne yapıyorsun lan? Buradayım. Evet, seni dinlemeyeceğim. Speedrun yapıyorum şu an. Evet, dinlemem lazımmış. Acele etmem lazım. Burada elektrik var. Burayı da aslında geçebiliriz de. Dur bakalım. Yok ya, bunu geçmek için özel bir teknik kullanıyorlardı bunlar. Ben şu onu yapabilecek kapasitede değilim. Hiç vakit harcamadan devam edelim. Polonya'nın iki dilim var. Hayır. Polonya lehçe. Ana dilleri lehçe. Lehçe Almanca gibi bir dil açıkçası bana sorarsan. Yani kullanım açısından özellikle spesifik bir coğrafyada geçerli. Onun dışında dünyada neredeyse hiçbir yerde o dili konuşan bulamazsın. Zor yani. Hail to the king, baby. Ahmet, aramıza hoş geldin adam. Listede senin ismin var artık. Canım az bu arada. Aa, evet. Lehçe biliyor musun peki? Ucundan kıyısından öğreniyorum biraz ya. Yani lehçe zor bir dil bu arada. Bana sorarsanız benim şimdiye kadar öğrenmeye teşebbüs ettiğim en zor dil. Abi öleceksin mi? Ya mesela lehçe üzerine komik bir bilgi vereyim. Tıpkı Almanca'da olduğu gibi her özne için ayrı ayrı çekimleri var fiillerin. Ama buradaki sıkıntılı durum ne? Buradaki sıkıntılı durum her öznenin ayrı ayrı çekim var. En azından mesela ortak çekimleri olan özneler vardı. RDS mesela Almanca'da. Ama burada hepsi farklı abi. Hepsi. O Ahmet bir PolyFP üyeliği hediye etmiş adamım. Dünyanın en havalı kulübüne davetiye çıkarmış reisim ya. Yiğit sen de hoş geldin aramıza. Hail to the king, baby. Zor ya. Bir de telaffuzları falan filan da çok zor abi. Yani bak ben yaklaşık kaç oldu? 2-3 hafta oldu lehçe. Hala hakim değilim. Hala şey yapamıyorum. Telaffuzlarını yapamıyorum. Oha lan Magnum ne kadar güzel. Baksanıza nasıl şey parlıyor. İbne bir dur. Burada silahın parlamasına bakıyorum. Bir durun. Çok
Çok iyi lan. Bayağı hoşuma gitti bu arada. CS:GO skini gibi duruyorlar ya. Hangi lisede okudun? Kanımcan meslek bilişim gibi asıl cevap. Anadolu Lisesi ya, direkt düz. Özelliği okudum yalnız. Uğur Anadolu. Ahmet, ne yapıyorsun adamım? Bir tane daha davetiye çıkardı reisim. Ahmet, poli kültürünün misyoneri oldu ya. Hocam ben buradayım. Öldü lan, öldü öldü. Alo. Kanka ne haber? Ne yapıyorlar abi bunlar? Oha lan, geç geldi bayağı bu arada. Sen ölmedin ya, bomba attın o kadar. Normalde bunları hiç patlatmanıza gerek yok, şu şekilde geçebiliyorsunuz. Bunlar çocuk oyuncağı ya. 10 yıllık bir veteran için bunlar çocuk oyuncağı. Sanırım İtülü'ydün. Ona göre bir soru yönetebilir miyim? Şafak Şahin, tabii ki de abi, buyurun. Bir dil öğrenmek için ne yapmalıyız? Ya Dursun abi, zor soru ya. Ya bak, ben İngilizceyi mesela hala İngilizceyle yatıp hala İngilizceyle kalkıyorum. Ben 2 hafta sadece Türkçe duyayım. Sadece Türkçe konuşayım. Pratiğim eksilsin. Yine sıçarım abi. Çok ciddi diyorum bak. Hop! Lan chat'e bakacağım diye ölüyordum amına koyayım. Aa! Ben de 10 dakikalık veteranım. Lan Barış, lan. Sen arkadaşına VS atacaktın. Hayırdır, ona ne oldu? Lan bir öl. Abi sence Alfa içerik üreticileri birleşip mod yapabilir mi? Tabii ki de yapabilir. Yani Blackhand burada mı şu an? Büyük ihtimalle değil. Eğer Blackhand'ı bileniniz var mı bilmiyorum ama kanka şu Half-Life'de çalışacaktı kanka, yapak mı? Ay Barış, vallahi olur abi ya, özledim ben seni. Hail to the Biraz king, konuşuruz da. Olur. Bir ara şey yapalım. Ya Blackhand'ı bileniniz var mı bilmiyorum ama Blackhand en son Counter Strike Condition Zero üzerine bir Half-Life modu yapıyordu mesela. Opposing Force temalı. Teröristler Black Ops, Counter teröristler, HECU askerleri, bu askerler olacak şekilde. Counter Strike düşünün. Sırf böyle mesela MP5 yerine Half-Life'daki MP5 modeli var. Mesela bu var. M4 yerine HD modeli Assault Rifle var mesela. Çok çok güzel abi, yani böyle şeylere ihtiyaç var. Yapan insanlar zaten var. Bize destek lazım. Bir sonraki yayını Half-Life Deathmatch öğretici patladım kanka. Vallahi olur. Olur Barış. Konuşalım abi onu ya. Onun yapımcısı Türk mesela, JS. Bu adamlara destek, yani hep beraber birleşip bir şey yapılır mı? Abi zaten var ortada. Gereken şey Türkiye'nin milli desteği. Sadece Türkiye'yi de geçtim. Yani mümkün olduğunca influencerlara, yani yayıncılara, içerik üreticilerine,
Onların atılıp bir şekilde paylaşımının yapılması lazım. Bir iki mod da bizden çıksın oğlum. Niye bizden çıkmıyor ya? Yukarıda bir şey var. Tuzak vardı, onun için şey yaptım. Ha, bu arada... Taylan, hoş geldin aramıza adam. Okumayı unuttum ya. Gerçekten kusura bakma. Aha lan. What the fuck? Yukarıda bir tuzak vardı. Onun için satchel koymam lazım. Oha, kulağım. Kulağımı sikti. Benim aklımda harika bir fikir var ama bilgisayar yok. Afiyet olsun be. Coğrafya kaderdir mi diyoruz? İyi akşamlar Fatih. Polonya'daki bilgisayar fiyatları RTX 3050 14. nesil, 14 müydü, 13. nesil Intel Core i7 işlemci laptop, gaming laptopu 16 GB mı 32 GB mı? Aynı özelliklerdeki Monster bilgisayarı yaklaşık bir... Ne oluyor lan? Evet. Bir an bir touchpad'im açıldı. Aynı özelliklerdeki Monster bilgisayara kıyasla yaklaşık bir 4-5 bin lira fark ediyor. Daha ucuz. Barış, anla ki kankam ya, yapacak bir şey yok. Sen biriktir maaşı, burada yaparsın bir şeyler. Oraya gelince yaparım. Oraya gelince yaparız bir şeyler artık. Şu banilerin şekline bak abi. Buradaki tuzağı atlatabilmeniz için buraya hiç bomba falan atmanıza gerek yok. Ya bu camı kırabilirsiniz ya da biraz daha havalı olsun diyorsanız. Evet, olmadı. Gene olmadı. Gene olmadı. Gene olmadı. Gene olmadı. Evet, olmayacak galiba. Harika. Oradaki bir crouch walk şeklinde geçebiliyorsunuz da ben yapamadım bunu şu an. Oha oha, bayağı hit yedim bu arada, beklemiyordum o kadar yemin. Abi Crytek sence neyi yanlış yaptı? Birinci oyundan sonra çok şahlanamadılar ya. Aynı güzelliği, aynı şeyi getiremediler yani, aynı. Kankam buradayım, nereye gidiyorsun? O aynı ritmi tutturamadılar ya. Yani. Bak Crysis bana sorarsan 2007'de çıkmasına rağmen gerçekten çok büyük potansiyeli olan bir oyundu. Çok, evet, Far Cry benzeri bir oyundu ama güzeldi ya, bak insanlar da iyi hatırlarlar. Yani grafiksel açıdan zaten lafını bile etmiyorum ve öyle bir şeyin aslında dolaylı olarak bizden çıkması, dolaylı olarak diyorum bu arada, bizden çıkması bence onur verici bir şeydi. Ben Crysis üzerinde çalışan bir developer mı, marketing team'den birisi, bir yerde çalışan birisi vardı. Yıllar önce konuşmuştum. Serhat Bekdemir. Belki bileniniz vardır. O adam bana Crysis'in yapımını falan hepsini anlatmıştı. 200 kişilik bir takımla yapmışlardı mesela onu. Bayağı da maşallah vardı yani o projenin. Ama ondan sonra gelen oyunlar hiç yakalayamadılar yani. Crysis 2, Crysis 3 hiç yakalayamadı yani o Crysis'in başarısını. Evet, gözlerim. Gözlerim. Bla bla, ikisi de aynı şey ya. Windows 10'da Windows 11'de aynı şey.
Ya ben 10 kullanıyorum. 11'in yeterince stabilleşmesini bekledim. En son 11'e geçmeyi düşündüğüm zaman betadaydı hatta ve geçmedim ya, bilmiyorum. Ondan memnunum çünkü. Aleykümselam Batın Altaş, hoş geldin. Barış, Android güzel mi lan? Oğlum o kadar Android diyordun, Flutter diyordun. Yine bak bak nasip oldu Android oğlu lan. Apprehension. Aa, burada atlamam lazım. Aa, yanlış tarafa atladım. Yanlış tarafa mı atladım? Aa, yok, doğru tarafa atlamışım, güzel. Apprehension'ı hemen hızlıca geçmek için yapıyorum bunu. Işıklandırma gerçekten fark ediyor ya. Özellikle şu oyuncu ışıklandırmaları benim bayağı hoşuma gidiyor. Tervist, aramıza hoş geldin adam. Listeye seni de aldık. Şu an oynadığım Half-Life versiyonunu, yani Zesh 3D versiyonunu Android'e kurarak oynayabilirsiniz. Tabi RTX olmaz da, yani eğer canınız sıkıldı, bilgisayar almadınız, evdeyken bir ara ayarlayın abi, hemen Android üzerinde. Zesh 3D motoru var, Android için kurabiliyorsunuz. Hemen Half-Life kurun bilgisayarınıza, APK üzerinden falan bir şekilde vardır kullanım, ben tam olarak hatırlamıyorum. Seyahat esnasında otobüste giderken veya işte ne bileyim bir misafire mi gittiniz, bir şey mi oldu, takılırsınız oynarsınız mis gibi. Son videomun kreditsine koyacağım. Bütün üyelerimi koyuyorum. Videoda emeği geçenler, destek olanlar. O tür bir liste. Ben senden çok tırsardım çocukken. Bird Bat Blue. Aramıza hoş geldin adam. Seni de aldık listeye. Herkes listeye at diyor ya. Hayırdır? Oha. Bu arada üye hedefi 9 gözüküyor ama son 5 üyemiz falan olması lazım. Birkaç tane gift sub geldi ve gift subları saymıyor tam olarak. Streamlabs o yüzden. Son 5 üyemiz. Oradaki spawnları falan hepsini biliyorum. Triggerları. Oho. Yeni video ne zaman? Oha, koçum, sakin ol. Hail to the king, baby. Yeni videonun yaklaşık bir haftası kadar falan var. Önümüzdeki hafta Paskalya tatiline giriyor burası. Easter dedikleri olay. O arada şey yapacağım. Videoya uzun bir süre uğraşmayı düşünüyorum. Çok bomba gibi bir video geliyor. Gerçekten ben çok beğeneceğinize eminim. Daha önce Half-Life'ı hiç öyle görmemiştiniz. Tekrardan yansımam ha. Çok iyi ya. Wow, ne bu? Ultra Kill hakkında video çekecek misin? Vale, evet çekeceğim. Bir ara çekeceğim kesinlikle. Half-Life 2 mi? Half-Life mi acaba?
Bilmiyorum ya. Ya ben biraz daha old school bir adam olduğum için Half-Life her zaman Half-Life 2'ye tercih etmişimdir. Sebebini de şu an güzel güzel açıklayabilirim aslında. Fakat biraz uzun sürer. Half-Life 2 de çok güzel bir oyun. Beni kesinlikle yanlış anlamayın. Ama abi öyle düşünüyorum. Krakow'dayım. MSTF. Hayır. Hayır. Hemen şu assassin'leri halledelim. Birazcık ghosting efektleri var bu arada. Burada biraz daha bariz oluyor fark ettiyseniz. Bakın böyle sanki arkada iz bırakıyorlar mesela şuradan şuraya geçtiğim zaman. Şeyler, ortam. Tuhaf bir efekt biraz. O normal bir şey aslında. O performansı stabil tutmak adına yapılmış bir şey. Burası güzel gözüküyor işte. Gerçekten iyi. Hocam seninle sohbet etmek isterim. Discord'da aynı isimle varım. İzleyen arkadaşlara da iyi akşamlar. İyi akşamlar adam. Buyur gel sohbete. Ben arada bir uğruyorum Discord'a. Hem beraber oyun oynuyoruz hem sohbet ediyoruz. Bir tane daha vardı Assassin de bulamadım. Neyse gidelim. Evet Half-Life'ın en sevdiğim kısımlarına doğru geliyoruz. Max Payne serisi hakkında video gelin. Max Payne çok değişik bir seri ya. Güzel bir seri gerçekten de. Bir ara kesinlikle gelir Rüzgar. Yaparım abi. Direct 3D render de açamam Farming Gamer. Oyun bildiğin çöker. 30 FPS'te falan oynamaya başlarız. O da olmaz. Güzel bir efekt. Nasıl gözüküyor ama? Aha. Etrafa bakarken. Evet. Buradan devam ediyoruz. Öf. Çok iyi be. Bir orijinaline bak bir de şuna bak oğlum mükemmel ya. Gökyüzü biraz daha böyle şey olabilirmiş yalnız. Hafif turuncumsu böyle günün ağardığını göstermek adına. Residue processing zamanında çünkü daha yeni yeni sabah oluyordu oyun esnasında. Bu mod Lord Iberg bu mod link üzerinden GitHub link üzerinden moda erişebilirsin. Tek yapman gereken Half-Life'ın kurulu olduğu dosya dizinine. Oradaki dosyaları atıp Zest 3D üzerinden oyunu çalıştırmak. Su daha kötü gibi ama burada. Bir bakalım. Oha, tek attım. Jaez, haramıza hoş geldin adam. Seni de attım listeye. Su bence güzel ya, fena değil. Bence güzel duruyor. Mesela çok temiz duruyor. Ya atık arıtma tesisinin yanında suyun normalde lağım gibi olması lazım aslında. Biraz böyle. İşte onlara renk verilebilirdi falan. Skybox daha güzel olmuş bu arada. Yeni bir Skybox. Hail to the king, baby. Barney nereye gidiyorsun? Barney gitme. İnanılmaz. İnanılmaz.
Bu ücretli değil. GitHub üzerinden attığım link, bak sabitlenen bir link var, gördün mü? O linke tıklayarak oradaki GitHub üzerinden dosyaları indir. Half-Life dizinine kur. Kur dediğim direkt oradaki dosyaları Half-Life'ın nereye kuruluysa oraya at. Daha sonra oradaki bir dosya üzerinde Zash 3D XASH 3D.exe executable dosyası olması lazım. Oraya tıklayarak çalıştırabilirsin. Aleykümselam Zed, hoş geldin. Sistem bayağı kötü ya. Jaruin. Ben hiç denemedim bile, biliyor musun? Portal 1 RTX'i. Sen yine 45 FPS iyi almışsın. Benim sistem bayağı yerlerde o konuda. Atla 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 atla. Biriniz yanıma gelsin, yanıma gelsin. Burayı bir skiplemek istiyorum çünkü de. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hocam atla gel yanıma hadi. Takıldım mı amına koyayım, ne oldu? Atla. Buraya atla. Gel 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 gel. Şimdi dur sabit. Şimdi gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel 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 gel. Gene takıldı ya. Burada hızlı bir skip var. Speedrunner'lar genellikle çok kullanırlar bunu. Ben size göstermek istiyorum. Ya burayı kullanabilirsiniz. Evet. Burayı patchlemişler galiba veya şundan dolayı olmuyor. Neyse, burayı geçemedik. South Park'ı izlemedim maalesef. Hiç izlemedim. Biliyorum ama hiç izlemedim. Nasıl bile güzel gözüküyor. Abi DLSS dosyalarını ayarlamayınca çok donuyor. Cloud ayarlarda şey var. AMD FSR var. Onu açmaya çalışsana. Eğer oluyorsa. Onun yanında DLSS için adamların ayrı şeyleri var. Nasıl kurulduğuna dair bir manuelleri var. Onu şey yapabilirsin. GitHub üzerinde okuyabilirsin. Ben DLSS kurmadığım için bilmiyorum. İnternette araştırırsan bulabilirsin aslında. Bu MI. Abi bildiğin RTX işte zaten bu. What the fuck? Tekstürler falan sabit sadece. Modern tekstürler yok. Ama ışıklandırmaların falan hepsi ray tracing. Native ray tracing. Ya native değil aslında. FSR efekti var ama dediğim gibi öbür türlü native kaldıramaz benim bilgisayar. Polonya iyi ya. İlker teşekkür ederim abi. Polonya güzel. Blackburn, beğenmene sevindim. Black Mesa videomu izledin mi? İnceleme videomu izlemediysen Black Mesa inceleme videomu izleyebilirsin. Benim favorilerimden birisidir kendisi. Yanlış bastık büyüme. Poli, yeni Gmod ARG'si gelir mi? Gelir. Gelecek. Rüzgar, sen hep korsan versiyonlarını oynadığın için öyle abi. Ben bile Half-Life'ın bir hikayesi olduğunu 6 yaşında 7 yaşında falan öğrenmiştim. Ona bakarsan benim için sadece trenden izleme oyunuydu eskiden. Ta ki o güvenlik görevlisi gelip kapıyı açana kadar. Evet, ben şu an Polonya'dayım Ali Ateş. Bir Erasmus programına dahilim. Şu an Polonya'dayım. Oha! Uçtum bir an. Çok hızlı gittim lan. Hemen şuradaki Tripminer'ı bir halledelim. Bla bla, senin tercihine bağlı. Ya yani sen biraz daha grafiklere, atmosfere önem veren bir adamsan, ben old school'cu değilim aga diyorsan, o zaman Black Mesa'yı oynamalısın bana sorarsan. Half-Life'ın bazı level design teknikleri biraz outdated.
Ama Black Mesa biraz daha görselliğe, biraz daha atmosfere önem veren bir oyun. Sadece zen kısımları biraz yorabilir seni. Black Mesa'da daha çok content var. Hikaye daha uzun. O yüzden yani eğer ilk defa başlayacaksanız ben Black Mesa'yı öneriyorum. Yaklaşık 6 ayında buradayım. Yaklaşık 6 ayında Polonya'dayım. Bu text gözümün önünden kalksa daha iyi olurdu ama. Şa çocuk, lütfen flood atma. Sırf flood attın diye cevaplamayacağım. Maalesef üzgünüm. Ya bu insana ihtiyacım yok. CD Projekt Red'i hiç ziyaret ettim. Benim yurdum hemen yanı CD Projekt Red'in şeyi. Ana binası. Bir ara kesinlikle gideceğim ya. Bu ara vakit bulamadım ama. Hocam ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Pikli oğlum. Oha, Fatih. Aa, gözü parlıyor lan. Güzel. Hoşuma gitti. Aynalı gibi olur. Çok parlıyor lan. Harbi biraz fazla parlıyor. Sanki CSGO skini gibi. Bu Barney bize Levi'ye veren mi? Bize Levi'ye veren Barney oyunun başında gördüğüm Barney. Ta oyunun en başında gördüğüm Barney var ya tren yolculuğunu açtığın anda. Bunun ateş etme hızı biraz yavaşlamış bu arada MP5'in. Biraz yavaş ateş ediyor. Hemen şurada bir kaos yapalım. Birbirlerini yesinler. Ben de o sırada chat'e bakayım. Chat biraz küçük kalmamış mı abi? İyi ya ya bu boyut iyi. Öbür türlü Arda daha büyük yaptığım zaman da çok büyük olmuş falan filan diye şikayet geliyordu. Oha lan. Sineklerin üzerinde sörf yaptım az önce. Normalde objektifimiz şuradaki karşıdaki o odaya gitmek. O odaya gitmek için de epeyce bir dolaşıyoruz. Ama Half-Life'de hemen hemen kimsenin bilmediği bug vardır. Bu kapı açılabiliyor. Şuradaki düğme etkileşim menzili aynı zamanda dışarıdan da var. O yüzden mesela buradan basarak direkt kapının arkasından basabiliyorsunuz. Ama tabii ben buradan ilerlemeyeceğim. Çünkü Gauss silahını almam lazım. Şu arkadaşları öldürmem lazım. Kankam ben sizinle uğraşmıyorum şu an bizim. Ya o silahını alacağım sadece ya. Bir rahat bırakın beni ya. Speed ve Air Acceleration kaçta? Direkt default. Road Surfer. Aynı abi. Bebeğimi aldım bebeğime. Canım ciğerim. Kes lan. Hemen şurayı da temizleyeyim. Oradaki scientist'lere gitmem lazım hemen.
Gauss silahı bana göre FPS tarihinin gelmiş geçmiş en iyi silahıdır. Beni ikna edebilmeniz için çok çok güçlü bir adaya ihtiyacınız var. Deathmatch'te bu silah, evet çok OP olabilir fakat mekanikleri o kadar güzel ki. Hatta dur hocam, sen buradan değil, öbür taraftan götüremezsin. Half-Life Decay Solo Mission diye bir şey var, mod var. Steam üzerinde. Onu indirebilirsin. Eğer Decay'i single player oynamak istiyorsan. Hocam sen bunu bas. Ben de hemen şuradan. İyi lan, Surface Tension'a gelirim demiştim. Ama biraz daha devam edeceğim. Belki oyunu bitiririz. Bence de bu kadar gelmişken bitirelim oyunu ya. Gümüş hoş geldin abi. Adamım benim. Chat, baş moderatörü bir selam alabilir miyiz? Ben Gümüş'üm, reisim. Discord'umuzdan sorumlu, her şeyimizden sorumlu. Tension. Half-Life'daki favori bölümü, en iyi bölümü. Abi hem gerek manzaraları olsun, gerek landscape, gerek işte ne bileyim oynanışı, pacing'i gerçekten mükemmel. Yani her bir sonraki harita gerçekten damakta apayrı bir tat bırakıyor ya. Sen nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Ben sizlerden, ben senden çok korkardım ya. Çocukken var ya. Aa, hayır. Hala bazen şeyim var, tekim var. Kemal Erdem, Hypoly grubuna hoş geldin adamım. Seni de aldık listeye. Abi listenin sayısı epey bir yükseliyor lan. Bana 2,5 dakikalık kredisi yaptıracaksınız ha. Üye hedefine son 2. Aynen, o civar falan kaldı. Son 2 veya 3 üyemiz. Hediyelik üyeler sayılmıyor maalesef. Onlar sistemde gözükmüyor dedense. Bug gibi bir şey var sistemin. Oha. Burası güzel işte be. Vallahi güzel gözüküyor abi. Ya bak, şuna laf edemezsin yani. Bu maşallah var. Ben beğendim aga. Su üzerinde de strafe yapabilirsiniz bu arada, daha hızlı gitmek adına. Hail to the king, Half-Life'ın movement'ını o baby. yüzden seviyorum. Artyom, hoş geldin abi. Artı bir listeye daha. Hail to the Kemal king, Erdem baby. 5 poli FPV hediye etti. Adamım ne yaptın ya? Oğlum misyoner oldunuz ya. Teşekkür ederim. Hail to the king, baby. Cansınız, iyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Allah'ım, listenin sayısı epey arttı ha. Siz bana film şeridi gibi liste yaptıracaksınız valla. Valla sap aynen. Bakayım bir. Üye hedefinde çoktan geçmiş olmamız lazım. Oo. Ya bu benim içimden geçti. Bu kadar hızlı ölmemi beklemiyordum. Oha. Ağzıma sıçtı. Ufak bir manyaklık yapacağım bu arada. MP5 bombası denk getirmeye çalışacağım bakalım helikoptere. Kemal Erdem abi 10 tane daha. Hail to the king, baby.
Abim ne yapıyorsun ya? İzlemeniz yeter, ne gerek var ya? Sen bayağı bildiğin hemen bu, şu an buradaki herkesin bir üyeliği var neredeyse. Olmayan bir gusül aslında. Ay abi, inanamıyorum. Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. Abi neler yapıyorsun ya? Kemal Erdem. Kemal Erdem ya. İleride Poli FB kültü seni hiyerogliflerine yazacak. Bir Kemal Erdem vardı. Half-Life yayında 10 tane sub hediye etti diye. 15, toplam 15. Çok teşekkür ederim. MP5 bombasını denk getiremedik bu arada. Gusül almam lazım galiba. Bana mı geldiler? Kontrol edemiyorum. Geldi geldi, merak etme. Aa. Bayağı kalabalık var. Çok fazla mermi de kalmadı. Aynen. Bu arada bayağı mermi eksik. Ne ara? Oha lan, bütün armorum tükenmiş bu arada. Evet, bomba da girdi götüme, harika. Unknown 12 lira için çok teşekkür ederim adam. Ne lan, burada bug var galiba. Orada biraz supply olması lazım, gidip alalım. Kemal Erdem abi sakin. Sakin. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor abi? Sağ ol, çok teşekkür ederim ya. Hail to the Ya ne king, diyeceğimi baby. bilemedim. Abi hepiniz hoş geldiniz ya, ne diyeyim? Üye hedefi diyorduk. Üye hedefini siktik attık. Çok çok teşekkür ederim abi. Var ol. Ya ben sizi birazcık eğlendirip birazcık bilgilendirebiliyorsam ne mutlu. Çok teşekkür ederim. Burada takip edebileceğiniz özellikle bir pet vardır. Mayın üzerinde. Ya burada mines yazar aynen. Burada düz yürürseniz ölürsünüz zaten. Oha lan. Oha. Bayağı bir geldim bu arada. Düz yürürseniz ölürsünüz çok büyük bir ihtimalle. Burada özellikle bir pet vardır. Ben çocukken direkt rastgele keşfetmiştim mesela bunu. Buraya geldiniz. Eğer mayın jumpscare'ı yemek istemiyorsanız şuradan yukarı. Buradan. Devam. Şuraya bir bomba. Ve tamam. Demişsiniz abi. Bird Bat Blue. O Bird Bat Blue. What the fuck? Kemal Erdem'e racon. Oha. Oha. Abi dedi ki bir de benden 5 dedi. Bird Bat Blue. Abi açık arttırma yok. Sakin olun. Sadece Half-Life oynuyoruz ya. Bir şey yapmıyoruz. Ben size bir Resident Evil 4 yayını açmadım. Ne diyeceğimi bilemedim. Çok teşekkür ederim. Mustafa Alperen. Abi deme öyle. İzlemen yeterli. Çok teşekkür ederim. Kemal Erdem. Adamım bir de yetmedi 11 lira gönderiyor ya. Ya bir izlemen yeter, çok ciddiyim, ne gerek var ya. Ya dur. Şimdi bak bak, Hail to bunlar the bir kenara. king, baby. Bunlar bir kenara. Bence burası çok etkileyici. E benim ve hiç mermim yok bu arada, harika. Bu tareti nasıl indireceğiz?
Hiç bu arada doğru düz canım yok. 6 canım kaldı sadece. Bombam var mı? Evet, bomba da yok. Lan ne yaptınız oğlum lan? O kadar sap çılgınlığı içerisinde mermisiz kaldım. Oyuna dikkat edemiyorum şu an. Evet. Aa! Evet. Evet. Evet, oyun dayanamadı, çöktü tabii. İnanılmaz. Bu kadar saba dayanamadı, oyun çöktü. Ya Kemal Erdem abi, Bird Bat Blue ne yapıyorsunuz ya? Sizin yüzünüzden oyun çöktü. Oyun gitti, oyun gitti şu an. Oyun yok. Evet. Zash 3D Launcher yanıt vermiyor. Çöktü. GG. GG. PC kaldırmadı aynen. Yayın şok geçirdi ya o kadar üyeden sonra. İnanamıyorum. Yayına şok geçirttiniz abi, ne diyeyim ben size. Tekrardan çok teşekkür ederim. Aferin size. Aferin size. Heh, kaldığımız yerden devam. Oha. Lan direkt save dosyası çökmüş abi. Direkt save corrupted. Hayda. Lan ne yapacağız? Dur bekle. Bekle bekle, ben çözerim bunu. Lan save'in ağzına sıçtınız abi. Hayret bir şey ya. Bug'lı save atmış valla. O7. Valla O7. Alo. Oyun. Evet, sürekli crash alıyorum şu an. Oyunu çökerttik. Oyun bozuldu. İnanamıyorum. Gerçekten oyunun ağzına sıçtık abi. Bu kadar şeyden sonra. Kral iyi yayınlar. Atavrat. Valla inşallah yayın devam edebilir abi ya. O kadar olay oldu ki sen yokken. Şu an çöktü yani, evet. Bu da gitti. Save yok direkt. Save şu an yok. E ne yapacağız? Dur bekle. Şu an çalışıyor mu? Lan bu multipleri de varmış. Ben bunu bilmiyordum bu arada. LAN'dan falan girilebilir mi ki? Bird Bat Blue 22 lira için çok sağ ol. Geçmiş olsun demiş. Adamım sağ ol. Vallahi işte oluyor böyle ya hatalar. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Acımız büyük. İnşallah bu çalışır bakalım. Abi save'ler gitmiş bu arada. Save'lerin ağzını sıçtık. Save'ler corrupted. Şu an çalışmıyor oyun. E ne bok yiyeceğiz? ayarlarını aşağı çekip tekrardan denesiniz. Bekle. Ben onun alakası olduğunu düşünmüyorum ya. Direkt bildiğin gitti yani şu an. Surface tension tamamen gitti. Yeni bir sıfırdan save açmam lazım. Impulse 101 yapalım. Şeyle. Hemen bir map ayarlarıyla. Bir saniye. Önce bir new game çalışıyor mu, onu kontrol etmem lazım. Tam new game çalışıyor. Map C2A 5B'de olmamız lazım bizim, bakalım. Map C2A5A. Aynen, doğru yerde. Buradayız. S ve cheats açalım. Nothing. Hoş geldin abi aramıza. Seni de attık listeye. Oo, vallahi liste uzadı gitti. Ne yapacağımı bilemedim ben Hail to the şimdi. king, baby. Üye hedefi 45-50 yazıyor ama şu an onu çoktan geçtik. Sadece gözükmüyor. Nedense ben de bilmiyorum. Evet, şu an aslında almamız gereken bir sürü silah var ileride ama neyse. Buradan böyle devam edelim ya. İnşallah save tekrar corrupted olmaz.
Birdbath Blue, adamım. Üyelik Ultra High Poli seviyesini yükseltildi. Hail to the king, Sağ ol Varol, çok baby. teşekkür ederim. Oo, ses çok mu düşük? Volume 0.065. Heh, biraz daha iyi olması lazım şimdi. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bura güzel gözüküyor ya. Fena değil ya. Şu güneş birazcık fazla parlak gibi. Bloom'u açtığım zaman mesela bu daha kötü oluyor. Bak, Lens 4 diye bir ayar var, gördünüz mü? Baktığım yere göre mesela ekranda kir çıkıyor. Lens 4 dediğimiz olay, ama hiç gerek yok. Saçma sapan bir ayar. Bloom da zaten 5 para etmez bir ayar, hiç sevmiyorum. Bak, Nvidia DLSS burada. Bunu kurmak için ayrı bir ayar yapmanız lazım. Onu ben tam olarak bilmiyorum. Classic Lighting. Don't use Ray Tracing for Illumination. Bunu açarak da böyle klasik haline geri getirebilirsiniz. Bu bile aslında birazcık yenilenmiş hali, bilmiyorum. Hala Ray Tracing ayarı mevcut, sadece klasik ışıklandırma, Classic Lighting. Bu biraz daha boktan ya. Bak, aradaki farka bak abi. Mükemmel ya. Kemal Erdem, abi ekran çok küçük ya, ondan dolayı kaçırıyorum sürekli, kusura bakma. Ya bak, ben telefonla şu an yayını yapmaya çalışıyorum. Chat'i takip etmeye çalışıyorum, epey zorlanıyorum. Normalde tablet vardı daha öncesinden de, o gitti yani, onu getirmedim Polonya'ya ondan dolayı. Aleykümselam Batuhan, hoş geldin. Half-Life 2 hikayesini anlatacağım kesinlikle. Onları yapacağız, yapacağız. Sadece zaman değil. Doğru zamanı olacak, merak etmeyin, bekleyin sadece beni. Beni hangi videomdan buldunuz bu arada? Eğer o bilgilendirmeyi de yapabilirsiniz, ben ileride ona göre içeriklerimi yönlendirmeyi düşünüyorum. DC'de denk gelirsek beraber halledebilir miyiz? Tabii ki de Rüzgar, sıkıntı yok. Discord'umuzda açıklama kısmında bulunmakta. Eğer oyun oynamak istiyorsanız, merak ettiğiniz bir soru varsa, retro, old school gaming, old school FPS üzerine insanlardan bilgi almak istiyorsanız, çok kıymetli insanlar var Discord'unda. Beraber takılabilirsiniz. Ve benimle de takılabilirsiniz. Sürpriz ziyaretler yapıyorum bazen. Beraber oyun oynayabiliriz. Deathmatch oynayabiliriz. Götünüzü sikebilirim Deathmatch'ten. Evet. Evet. Oha ulan. Half-Life'da bir teori var. Her öldüğünde aslında G-Man seni deniyor. Save'lerim bile G-Man'i takip. Ona benzer bir şey SCP evreninde de var, biliyor musun? SCP biliyor musun? Mustafa Alperen. SCP Containment Breach diye bir oyun vardı. Çok benziyor. Ya yani hikayesi ben şey yap. Teori değil de direkt hikaye, mesela senin bahsettiğin şey üzerine kurgulanmış. Her aldığın save'in, loadladığın save'in bir şeyi var, benzerliği var. Bailey Bailey'nin müzikleri güzel. Ben biraz daha Joel Nielsen'cıyım yalnız. Black Mesa'nın müzikleri bence daha güzel. Anlos'ta Deathmatch gelir mi? Eğer Anlost'u takip edeniniz varsa, Anlost'un chatinde blood atıp polemik bir hissenine vs atmak istiyor derseniz, valla alırım bir aklını ya, yaparız bir şeyler. Şimdi Anlost'a yan çizmek istemiyorum ama ben de o kadar kötü sayılmam yani, anlatabiliyor muyum? Üzerine sörf yaparak indim kafasına. Şak. Acaba çok geç olmadan bitirebilir miyiz Half-Life? Bakalım.
Herbstenç'ini bitirdiğim zaman zaten geriye kalan oyun bir yarım saat falan. Burada sniperlar var, dikkatli olmamız lazım. Sniperlar fazla can alıyorlar çünkü. Barney üzgünüm. Mayınlara da dikkat etmemiz lazım. Bu yüzden Surf Extension'ı seviyorum ben. Çok gergin bir bölüm Surf Extension. Bayılıyorum. G-Man üzerine video gelir mi? G-Man üzerine 80 milyon tane video geldi ama bir kere de benden duyun isterim. Olur yani, neden olmasın. Bir ara yaparız. CS2 düşüremedim ya. CS2 düşüren varsa bu arada ve bana verebilecek de varsa Discord üzerinden benimle iletişim kursun. İlerisi için istediği bir miktar, makul miktar şey yapabilirim. Karşılayabilirim yani. Yayın için ve inceleme için açıkçası istiyorum CS2 düşüren varsa. Reis, Quadrazit moduna geçsene. Tamam, Quadrazit moduna geçiyorum. Şu an Quadrazit modundayım. Quadrazit. Quadrazit burada ne yapardı? Quadrazit modu. Evet, Quadrazit. Evet, krediler çok iğrenç bu bölümde ya. Mustafa Alperen. Tamam. Bir kenara yazdım abi. Hatta moderatörler var mı şu an? Gümüş. Bir kenara yazsın abi ya notu. Eyvallah abi, sağ olasın. Durma, onu konuşuruz. Yayından sonra konuşuruz. 920 MX'te kasar mı? Kasacağını düşünüyorum. Ya bak, ben şu an 2060'da oynuyorum. Bayağı kasıyor. Bu zor abi yani, dediğim gibi. Aa dur, ben yanlış yerde charge'ladım. Askerler çok kolay ya, bir süre sonra direkt tak çak çak. Werther, videomu izlersen hepsinin cevabını veriyorum. Buradan devam edelim. Poli, POV kaçta? POV 105'te. Normalde 120'de oynuyorum. Default FOV 120. Normalde bunda oynuyorum ama bazı modeller bug'a giriyor. Bak mesela Bazooka bug'a giriyor. Deathmatch'te bunda oynarım. Ama normalde single player olduğu için direkt 105'te oynuyorum. Biraz daha az bug'lı oluyor. Poli, 1080 Ti artı FSR ile akıcı oynanır mı? Masaüstü 1080 ise tamamsın abi. Çalışır, merak etme. Zaten masaüstü 1080 doğru. Dizüstüsü yok onun. 1050 Ti'de bile çalıştırabilirsiniz. Eyvallah, Tanrı da aldı. Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza.
modelleme kime ait? Direkt Half-Life mı default texture'ları? Eğer onu merak ediyorsan. Aa, göremiyorum ya lens flare'den dolayı. Güzel, düşürdük. Osprey'i düşürdük. Poli, yeni video ne zaman? Yaklaşık bir haftası falan var. Masaüstü GTX 1080 idare... Aynen, onu, o eder. Sıkıntı yok onda. M-Mod da öneririm, aynen. M-Mod da oynanabilir. Ama M-Mod'un yayını çok sarmaz ya, bana öyle geliyor. Ekran kartı RTX 2060. Ama mobil versiyonu. Yani mobilden kastım şey... laptop. O yüzden dizi tutuyor, RTX 1060'a kıyasla bir %20-%25 performans eksikliğim var. Hepsini temizledim lan, iki tane bombayla. Aa, burası çok kötü. Şu iğrenç küçük spalar var ya, nefret ediyorum bunlardan. Yat aşağı oğlum. Oğlum yat aşağı. Benimki 90 şey 90 watt. Ona senin bahsettiğin 120 watt versiyonu falandır belki Mustafa Alperen. Ben 90 watt versiyonu kullanıyorum birazcık ondan dolayı. Oha, buranın ışıklandırması da güzel bu arada. ...3050 kasmaz. Ya performans modunu düşükte kullanırsın. 60 FPS olacak civarda oynarsın. Hiç olmadı. Performans modunu aç abi. FSR aç. Oradan 140 FPS, 120 FPS hem RTX'in mis gibi keyfine bakarsın. Birazcık şey var yalnız. Input delay var. Fare birazcık mesela geç tepki veriyor yaptığınız reflekslere. Çok böyle milimlik bir fark o. Ama ne demek istediğimi anlamışsınızdır. CS'de falan da olan bir durumdu o. Mevcut olan bir durum. Mirimbo, geçmiş olsun abi ya. Sağlam şifreler lazım. Ona rağmen bile malware'le falan şey yapıyorlar. Çalabiliyorlar yani, dikkat etmek lazım. Atacağım bombaya. Servisten şimdi hala bitmedi bu arada. Sonra ağzıma sıçsınlar değil mi Muhammed Emin? Ikari, hoş geldin kankam. Aleykümselam. Buraya sıkmamın sebebi burada bir sürü yaratığın olması. Evet, onlar temizlendi şu an gördüğünüz gibi. Can almam lazım. Şuradan şu adamları halledelim. Güzel. Güzel. Ay abi, ilerideki bug'ı inşallah düzeltmemişlerdir ya. Bakalım. Eyvallah Dursun, çok teşekkür ederim abi. İyi uykular. Bu dinamik ışıklandırmalar mesela, sıktığınız zaman çıkan bu ışıklar var ya, bunlar aslında o zamanlar yeni bir şey değildi. Half-Life'la paralel olarak Epic Games, evet bildiğiniz Epic Games, Unreal oyununu çıkardı. Unreal. Bileniniz var mı? Belki oynayanınız vardır. Unreal'da dinamik ışıklar vardı. Sıktığınız projectile'dan, sıktığınız silaha kadar böyle dinamik ışıklar çıkıyordu.
Unreal'ın grafikleri çok çok daha etkileyicidir bence Half-Life'a kıyasla. Döneminde çıkmış bir oyun olmasına rağmen. Aynı dönemde çıkmış bir oyun olmasına rağmen. Hayırlı Ramazanlar, Death of Animation sana da. Lokums kendine iyi bak abi. Tamamdır Rüzgar, kendine iyi bak. Unreal Tournament değil, direkt Unreal Stick. Unreal'ın single player oyunu vardı. Tournament değil. Tournament'tan önceki. Çok bilen yoktur onu. Sen benimle geliyorsun. Tournament değil ya, başka. Başka bir tane daha Unreal var. Poli kaça kadar buradasın? Abi oyunu bitirmeye çalışacağım ya. Ama bir 11.30'a kadar falan vaktim var. Aa dur lan, acele etme, rushlama. Hocam nereye gidiyorsun? Gel buraya, buraya gel, buraya gel. Alo. Gel buraya. Ne yapıyorsun lan? Orada birisi var bu arada. Şu var, bu arkadaş. Tamamdır. Kemal Erdem, kendine iyi bak abi. Tekrardan çok teşekkür ederim desteğin için. Kendine iyi bak. Gel Barney, Barney gel 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 gel. Aleykümselam İkbeyar, hoş geldin. Evet, inşallah bu bug'ı düzeltmemişlerdir. Aa fuck, benim armorum var, olamaz, hayır. Bu hareket için armorumun olmaması lazım. Aa fuck, dur bekle. Hala geç değil. Satchel'ım var mı? Satchel'ım yok. Harika. Dur 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 dur. Barney Barney dur. Bombayla hasar vermem lazım kendime. Aa fuck. Abi burayı yapmam lazım ya. Bas bas düğmeye. Düğmeye bas. Düğmeye bas. Oyunu sap lokladık lan. Sami Gezen. 5 lira için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kankam basacağım mı düğmeye? Düğmeye bas. Please. Please. Düğmeye basar mısın? Abi burayı yapmam lazım. Burayı yaparsak oyunun geri kalanını çok hızlı bir şekilde bitirebiliriz çünkü. Evet, nasıl kendimi öldürdüm? Oha. Ah, bu yetişmez bu arada. Tüh. Speedrun müziği o tadından yenmez. Vallahi ya. Başka neyim var? Bombam var. Dı. Aa dur lan. Aa yok, bu olmaz. Chat ne düşünebiliriz? Armor'umun gitmesi için ne düşünebiliriz şu an? Onu şey yapıyorum. Bu da yetişmez. Benim hemen bir bomba şey yapmam lazım. Evet, can bug'ı, can bug'ı. Ah be, az kalsın oluyordu. Aa dur lan, yapabilirim bu arada. Yapabilirim, yapabilirim. Dur dur, olacak. İşte bu be adamım. Abi orayı düzelttiler mi yoksa? Hayır. Abi ciddi olamazsın. Oyunun adı ne? Sıddık Karataş, günaydın. Half-Life oynuyoruz. Yapacağım. Az kaldı, az kaldı. Oy işte bu. Tamamdır. Burada biraz can yükselsin ya. Azıcık mola verelim. Hayvan gibi canımız olsun. Oyunun geri kalanını çok hızlı bitireceğim.
Half-Life'ı kaçıncı oynayışım? Uğurcan say... Valla saymayı unuttum ya. Saymayı unuttum. Dostum, aim'in iyi gibi. Daha önce FPS oyunları denemelisin. Yes. Yes. Oba! Gordon Freeman overrated. Adrian Shepard best. Buna katılıyorum bu arada, bu doğru. Adrian adamdır. Load'u bir tuşa bind demiyorsun. Bindırım aslında da, ama çok ihtiyacımız olmuyor zaten. Tamamdır, yeterince canımız oldu bence. Hadi gidelim. Şimdi normalde 255 canım gözüküyor gibi ya. Aslında değil. 255'ten benim çok 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 daha fazla canım var. Ne kadar fazla? Yani oyunun sonuna kadar kendimi istediğim kadar patlama hasar vereyim. Yine canım gitmez fazla. Oo, yeni texture şeyin üzerine güzel gözüküyor. İşte bu. Vallahi oyunu bitiriyoruz beyler bayanlar. Freeman mid tip atıyor. Buradan sonrası hızlı hızlı. Hızlı 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 hızlı. Hiçbirine bakmayacağım. Hızlı 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 hızlı. Chat çabuk çabuk. Havada vurdum lan. Uğurcan 11 lira için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hızlı 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 hızlı. Ben yetişir mi? Yetişir. Zaten biraz da Zen'e yetiştirmek için şey yapıyorum. Zen RTX'de güzel gözüküyor. Ya ben sizinle niye uğraşıyorum ki abi? Direkt şunu yapsam sıkıntı olmaz zaten. Burada bug var. Onu kullandım. Yes. Buradan devam. Hiç aldırış etmiyoruz bunlara. Evet, bu bug'ı düzeltmişler anlaşılan. Ve yes. Lambda Core, hoş geldiniz. Herhangi bir LoL veya Dota deneyimin var mı? Eskiden Dota oynardım bayağı. Main'in Viper'dı hatta. Bir aralar çok oynadım. Ama ben MOBA'yı çok beceremiyorum ya, o yüzden. Black Mesa Zen çok iyiydi. Black Mesa yayını açacaksın mı? Bir ara açılır ya. Neden açılmasın? Black Mesa üzerine bir yayın açmayı çok isterim. Oha, Lambda Core'un şey müziği değişik. Oha, bu kadar uçmayı beklemiyordum bu arada. Aa, uçamadım. Bak, bazen efor alıyor ya. Abi nasıl bunny yapıyorsun? Farenin klavyesiyle şey farenin klavyesiyle dedim. Farenin klavyesiyle. Fare tekeriyle. Farenin klavyesi. Konsol içerisinde o ayarları yapabilirsin. O fareye tıklayarak kendini zıplatabiliyorsun. Onun ayarı var. Ah, gene zıplayamadım. Black Mason'ın zeni bayağı iyi. Çok çok iyi abi. Ben bayılıyorum onun zenine. Abi bir türlü zıplayamıyorum şu yukarıya. Tamam. M mod oynadın mı? M mod oynamadım.
Emod'u gördüm yalnız ya, videolarını falan çok izledim. İncelemeler de oldukça olumlu. Denenebilir bir ara. Oha lan, sen nasıl ölmedin? Kadar bomba attık lan. Killzone hiç oynamadım, Death of Animation. Ama duydum ya, PSP'de oynamıştım Killzone bir ara. PSP versiyonu vardı bir tane. Alev Yüksel Mehmet, hoş geldin. Tabii oğlum, Quadrazit, Muadrazit, onların hepsi benden çalma. Ya bak, PolyFP diye bir adam vardı eskiden, bu bayağı dünya rekoru falan kırdı. 20 dakika 41 saniyede falan bitirdi Half-Life'ı yani. Ondan sonra Quadras diye bir adam gitti, bunun demosunu çaldı. Kendinmiş gibi yayınladı falan işte. Çok üçkağıtçılar ya bu yabancılar var ya. Sparkless Mechanism, sen benim dilimi konuşuyorsun ya. Afraid of Monsters'da oynamaz olur muyum abi? Tabii ki de oynadım. En az 5 kere bitirmişimdir. Bütün endingleri falan görmüşümdür. Bayağı iyi oynuyorum diyorsun. AG oynayıp görelim misin? Ya ben dalgasını diyorum zaten, Road Surfer. Eskiden AG'ye girmeyi istemiştim ben. Bir ara bir AG maceram olmuştu. Oradaki insanlarla konuşmuştum. Onlar beni aslında şey yapmışlardı. Hevesim biraz, nasıl diyeyim, almışlardı. Yani ben sonradan, ya AG işte eskisi gibi değil. Şimdi girsen değmez. Bence vaktini daha iyi yerlerde harcayabilirsin falan filan. Öyle olunca hiç girmemiştim AG'ye. Ama girsen bile benim kıçım bayağı tekmelerlerdi yani, öyle diyeyim. O AG'nin eski zamanları geri gelmez. Sercan söyleyin Anlos'ta. Olur abi. Cantu abiye söyleyin. Bir ara bakarız. Aslında var ya, ben hiç bu butonları açmadan hiç, normalde bir şey yapmamız gereken şeyler var ama onları yapmadan buradan ilerleyerek belki bir grenade boost'a falan yukarıya çıkabilirim. Denemem lazım. Bütün hesaplarımı, oha lan, ele bak. Elim bug'a girdi bu arada. Grafiksel bug oldu. Bütün Instagram hesaplarımı, Instagram diyorum. Sosyal medya hesaplarının hepsini şeyden ulaşabilirsiniz. Açıklamada yazıyor hepsi. Heh, burada bir şey olması lazım. Abi ben buna ulaşmam bayağı zor bu arada. Aynen, ben buna bayağı siksen ulaşamam büyük ihtimalle. O zaman. O zaman. O zaman. Hail to the king, baby. Kaldığımız yerden devam edelim. Buraya kesinlikle bileğimin hakkıyla çıktım. Sıkıntı yok. Ufak bir kesmek zorunda kaldım da sorun yok. Kaldığımız yerden devam. Kangal Eray ve tayfası, hoş geldiniz. Sizi attım listeye. Hile mi? Lan oğlum, poli kim, hile kim ya? Poli mi, hile mi? Ya yok ya, yok canım. Hepsi spekülasyon oğlum. Poli falan hile kullanmaz hayatta. Benim bildiğim poli kullanmaz. Oha. Bayağı bildiğini bana. O kadar attı Osmanlı dedi. Çok canım olunca nasıl ama? Abi ışıklandırma nasıl, ne kadar değiştiriyor ya. Burası çok dümdüz. Burası full bright modu açık gibi gözükürdü ama şimdiki haline bak, çok güzel ya. Half-Life'ı 1000 kere bile oynamış olursanız oynayın. Oha! Az önce sineği vurdum. Az önce bana ateşlediği sineği vurdum, gördünüz mü? Yuh!
Yine de oynamanızı tavsiye ederim. RTX'in. Kaldırıyorsan. Serious Sam oynadım. Bütün oyunlarını bitirdim hemen hemen. 4 hariç. En çok sevdiğim The Second Encounter. Müzikleri çok güzeldi. Savaşlar çok absürttü ve bence güzel yapan şey de oydu zaten. Absürt savaşlar olmasıydı. Ama Serious Sam biraz diğer boomer shooterların yanında bana göre sönük kalır. Ya ben Doom'u falan çok çok daha fazla seviyorum mesela. Aa! Lan save'i geri aldım chat'e bakacağım diye. Abi Black Mesa mı? Rezinet. Rezinet. Rezinet Evipil mi? Rezinet Evipil sırf isminden dolayı. Rezinet Evipil. Abi geçen bir FPS oyun çıktı. Resident Evil bayağı iyi bir oyundu ya var ya. Oynarken çok eğlendim. Half-Life falan taş çıkarıyor yani maşallah vardı. Bana Doom Eternal yayını sözüm var hatırlatırım. Hatırlıyorum bu arada Sami. Lan sen onu deyince hatırladım bu arada. Açacağız açacağız. Evet, Zen'e doğru geliyoruz. Ramak kaldı. Hiç speedrun denemesi yaptın mı? Ya ciddi ciddi yapmadım hiçbir zaman. Ciddi ciddi yapmadım abi ya. Ama yani en kısa bitirdiğim zaman dilimi bir saat 10 dakika falan olması lazım. Biraz daha ciddiye alarak speedrun yapmış olsam belki bir 50 dakikaya kadar falan indirirdim ama. Yes. Yes. Kapıyı aç, kapıyı aç. Bangalore adamım, teşekkür ederim hediye üyeliğin için. Acaba şanslı kullanıcı kim? Hail to the king, baby. Stick adamım. Üyeliğin hayırlı olsun. Totalde bayağı bir bitirdim ya. Hatta o kadar çok bitirdim ki saymayı unuttum yani o kadar. O yüzden çok hatırlayamıyorum maalesef. Abin de tüm şarkılar dinliyorsun. Metal ya. Ben çok metalci bir adamım. Roblox'ta bir FPS oyunu yapıyorum. Oynar mısın bir ara? Musa bakarız ya. Bilemiyorum. Söz veremiyorum. Erken yaşta Premiere Pro ve After Effects öğrenmek mantıklı mı? Çok mantıklı. Ama nasıl öğrenirsin biliyor musun? İnternetten kurs falan alarak değil. Gerçekten hevesin varsa öğrenirsin abi. Kafanda bir şey olur. Ya bu nasıl yapılıyor? Şu nasıl yapılıyor diye internetten araştıra araştıra yapmak istediğin şeyi ortaya koyarsan öğrenirsin. Ben öyle yapıyorum. Gümüş kendine iyi bak abi. Hadi iyi akşamlar. Eyvallah sağ ol baktığın için yayına. Eren veya diğerleri şey bir şeyse çağırsana. Ne oynayayım falan da olur. Ama kesinlikle bir After Effects olur. Premiere Pro olur. Bak ben DaVinci Resolve biliyorum mesela. Çok popüler olmasına gerek yok ama bir tool bir şeyler öğrenin eğer dizayn üzerine bir kariyer yapmak istiyorsanız mutlaka. Oha. Ben burayı bayağı beğendim. Burası güzel. Normalde yeni başlayan bir Half-Life oyuncusu ne yapar? Ha, burada biraz bekler, yaratıklar gelir falan filan ama ona hiç gerek yok. Buradan dümdüz devam edeceğiz. Ve zendeyiz. Vay be. Nasıl gözüküyor sizce? Bence çok normal. Güzel gözüküyor. Şu ışık yine biraz fazla. Şuradan hemen bir zıplayalım. Zaten hayvan gibi canımız var, o yüzden. Aa,
Burada ışıklandırma yok mu? Bana mı öyle geliyor? Aynen bak, bunların ışıkları yok. Bunların da ışıkları yok. Sanki bunlar tamamlanmamış gibi. Oo. Güzel. Benim yansımam var mı? Gözükmüyor. Bir fark yok gibi abi, yanlış anlama. Aynen, bana da öyle geliyor. Bak buralarda falan var. Bir orijinaline bak. Bak şu su bile şey değil. Bir orijinaline bak. Bir de şuna bak. Maşallah var yani, güzel. Kagalera'yı bir tane daha üyelik attı. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Oyunu yavaş yavaş bitiriyoruz. Hadi bakalım. Ne oldu? Günlerden birine basmadım diyecektim de. Aa, bir an ana menüye çıktı. Hail to the king, baby. Yes. Gonarch'ın mağarasına geldik. Ben çocukken ilk Half-Life oynadığım zaman bir anımı anlatayım size. Half-Life'ı ilk defa hikayesini oynadığım zaman, o da bir Ramazan zamanıydı hatırlıyorum. Bu bölümde takıldım. Bu bölümde kendimi softlockladıydım. O zaman hileleri de bilmiyorum. SV cheats bilmiyorum, noclip bilmiyorum, god mod bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Takılıp kalmıştım. Ve sırf bu ibne yüzünden oyunu bitirememiştim ilk defa oynadığım zaman. Oyun cracklemeyi de bilmiyordum o zaman. Gidip CD'den çektiriyorduk o zamanki devirler. Moralim bir bozulduydu var ya. Oyuna yeniden başlayacağım. Aa, yine 3 gün oynayacağım. Ben oynamak istemiyorum ama falan filan. Bayağı bir moralim bozulduydu. CS2 güncellemesinin pazar etkisi zaten belli Emir Kara. Tasa fiyatlarına baktın mı? Bütün skinlerin fiyatları artacak bu arada. Eğer baştan yatırım yapmak isteyen varsa yapsın. Yani bildiğin yatırım tavsiyesi veriyorum şu an, ilginç bir şekilde. Fiyatlar artacak. Benim kendi kişisel görüşüm bu. Çünkü Source 2'nin sunduğu ışıklandırmalar, fizikler, yeni skinlere bayağı yarayacak. O yüzden bence skin ticaretine girmek istiyorsanız, skin almak istiyorsanız alın. İleride fiyatlar katlanacak çünkü. Konu açık. Ölsen abi de biz de kaldığımız yerden devam etsin. Git oğlum sen oraya. Gel oğlum benimle. Gel 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 gel. Bak tam burada softlocklandıydı oyun. Buradan aşağı atlıyordu ama şu ileriye gitmiyordu bir türlü ibne. Ama şimdi mis gibi bak, benimle beraber kayıyor. Burada hiç Gonarch'la uğraşmaya gerek yok. Öldürmeyeceğim zavallıyı. Hemen şuraya. Tertemiz. Normalde Gonarch buradaki bu deliğin üzerine düşüyor ve ölüyor. Ondan sonra delik açılıyor. Ama bu delik normalde bir brush, sağlığı olan bir brush. O yüzden mesela direkt üzerine bomba atarak sağlığını sıfıra indirip kırabilirsiniz. Sulonika, kendine iyi bak abi. Bıçaklar falan paylaşacağından artar kesinlikle. Burayı hiç legit geçmek istemiyorum. Burası oyunun en sinir bozucu yerlerinden birisi. Yine şöyle bir bakın RTX'in nasıl bir efekti olduğunu. Bence güzel gözüküyor. Ya bak, buranın gölge kalması, buranın ışıklanması sırf şuradaki ışıktan dolayı. Yine aynı şekilde gölgelendirmeler falan. Hoş yani.
Attığım linki takip ederek oradaki yönergeleri uygulayarak bilgisayarını kurabilirsin DAFFA. Orada İngilizce olarak yazıyor. Sami Gezen, kendine iyi bak abi. Hemen burayı hızlıca geçtik. Tertemiz. Aleykümselam. Kaptan Nezir, hoş geldin. Aslında bunlara vurmama hiç gerek yok. Nedense vurdum. Öyle alışkanlığı. Hiç grenade jump yapamadım. Bra. İstediğiniz kadar vurun abi. Hayvan gibi canım var zaten. RTX Day Hunger gelir mi? Ay, Day Hunger deme. Day Hunger'da benim de travmam var. Hiç bahsetmemiştim. Episode 3'te dev bir tane Bull Squid var Day Hunger'da. O benim travmam bu arada. Sebebini bilmiyorum ama ben o yaratıktan çok tiksiniyorum. O sırf ondan dolayı mesela bitiremedim Day Hunger'ı. Bir ara Blood yayını gelirse süper olur. Valla Ring öyle şeyleri yapmak istiyorum ya. Sırf da bunun için yapmak istiyorum, biliyor musun? Ya hazır topluluk bir ivmeye ulaşmışken yavaş yavaş bu Build Engine oyunların falan da ucundan başlamak lazım. İnsanlara göstermek lazım. Ay yapma be. Buradan zıplamıyorum. Zıplamam lazım. Ah be, giremedim. Belki şeyin içerisine girerim de değil mi? Giremedim. O şey MP5 bombalarını tüketmeseydik iyi durumdaydık şu an. MP5 bombalarını tüketince böyle oldu. Ay. Metro videosu da gelir mi? Metro çok değişik bir seri ya. Metro'yu daha önce oynadım. Bayağı da duygusal bir seri aslında. 2000 kaç Last Light'ın sonunda ağlamıştım ben ya. Bayağı iyi bir seri. Atlayamıyorum, şu aptal Vortigaunt'a izin vermediği için. Ben ise hiç güneyeceğim falan denemeyeyim. Blood'ı oyna. 6 tane episodu var. Dugubudu. Ve ben 6 episodun 4'ünü bitirdim. Direkt soluksuz bitirdim abi. Çok güzel. Çok çok güzel. Yok Okan, run yapmıyorum ya. Sadece Half-Life RTX oynuyorduk. Hazır bu kadar gelmişken oyunu bitireyim dedim. Oha lan. Güzel gözüküyor bu arada. Tamamdır Mustafa Alperen. Çok sağ ol abi tekrardan. Çok teşekkür ederim. Evrendeki en rezalet FPS oyunu Hunt Down the Freeman. Mod aslında ama Hunt Down the Freeman çok kötü. Gelecek yayın Doom 2 oynayacağım. Doom 2 15. bölümdeydik. Kaldığım yerden devam edeceğim Doom 2'ye. Yarın olur büyük ihtimalle yayın. Öyle runlar ben de yapıyorum ya. Bazen ben de kafam esiyor mesela. Direkt bütün Half-Life oyunlarını bitiriveriyorum.
Aynen, ne haber? Biraz odaklanmam lazım. Normalde speedrunner'lar böyle şey yapıyorlar. Ama evet, şunu atmasa daha iyi olacak. Güzel. Doom 3'ü tam olarak bitiremedim. Sonları güzel mi? Güzel. Ya Doom 3 bence oynamayı kesinlikle değen bir oyun. Ben zaten yayında da bir ara oynayacağım. Bence mutlaka yap. Half-Life'a biraz ara vermek istiyorum aslında, biliyor musun? Yani sırf moddan dolayı şu an bugün Half-Life RTX oynadım. Yoksa aslında planımda Doom 2 vardı. Hadi dedim bir sürpriz olsun. Evet, öldü sayılır. Kevin çocuğu. Alex oynamadı maalesef. Half-Life Alex'in non-VR versiyonu çıktı. Eğer merak edip de oynamak isteyen varsa, ya çıkmadı da çıkacak. Eğer merak edip de oynamak isteyen varsa bakabilir. Ve GG, oyun bitti. Güzel. Işıklandırma falan güzel olmuş burada ya. Beğendim. Bakalım G-Man nasıl gözüküyor. Emir. Öyle abi ya. Çok tecrübesizsen olabiliyor ya. Sıkıntı yok. Geç bitiyor dediğin gibi. Ya standart G-Man bence, çok aman aman gözükmüyor. I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, Stick, I think you've got... Üçüncü bölümde bir tane gölde bir buz kuydu var. Büyük bir buz kuydu. Bildiğim buz kuydu büyütmüşler, oraya koymuşlar NPC olarak. Ben altıma sıçmıştım onu gördüğümde. Hiç beklemiyordum çünkü. Orada ben tikim olduğunu fark ettim bu buz kuydu yaratıklarına falan filan. O zamandan beri mesela aram çok iyi değildir Day Hunger'la. Episode 1 ve 2'yi oynarım ama devamlı getiremem ya. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me. Dugu budu tam hatırlamıyorum ya. Hangi teori? Biraz bahsedersen hatırlayabilirim aslında. Oha. Oha. So I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the port. Bura güzel işte. Burayı bayağı beğendim. Yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Çok iyi be. Anti-climax after what you've just survived. Half-Life'ın iki tane sonu vardır. Birinde portala girersiniz. Ha, burada ucundan çimen belli oluyor bu arada. Dandırmadan dolayı. Ve işe alınır, Half-Life 2'ye devam edersiniz. Veya portala girmezsiniz. Çimene siktiri çekersiniz. Yo, ben Half-Life 2'yi görmek istemiyorum. G-Man'ı alabilirsin. Well, it looks like we won't be working together. No regrets, Mr. Freeman. G-Man naz yaptı ya. Trip attı. Freeman'a trip attı G-Man.
Kabul etmezsiniz, bu olur. G-Man sizi kazanamayacağınız bir savaşa sokar, Zen yaratıkları sizi parçalayarak öldürür. Ama Gordon ne yapıyor? Gordon tabii ki de portala giriyor. Evet. Half-Life RTX. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel oldu. İyi bir yayındı maşallah. Bayağı macera dolu bir yayın oldu ya. Güzel oldu. Painkiller hiç oynamadım. Painkiller'ın bir alternatifi vardır. Wanted. O2 biliyor musun? Killing Floor diye. Killing Floor'u daha çok oynadım ben. Ki Killing Floor bence daha Painkiller'dan çok çok daha iyi bir oyun. Ne gündü be. Üye hedefi de 48-50 yazıyor ama geçtik. Bir sürü gift sub geldi. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Harika bir yayındı. Gerek chat olsun. Gerek moderatörler olsun. Mükemmel bir yayındı gerçekten de. Çok kısa bir soru cevap yapalım. Daha sonrasında da yayını kapatmam lazım. Biraz acıktım. Gece atıştırmalığı yemem lazım azıcık. Make your time'ı sonra açayım. Benim bu. Şimdi olmaz maalesef. Rica ederim, ne demek. Birdbot Blue abi, kendine çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki yayınları da bekliyorum inşallah. Emir Kara, rica ederim abi, ne demek. Mount & Blade neredeyse hiç oynamadım. Çok oynayan bir arkadaşım vardı zamanında. Ondan bilirim biraz ama onun dışında kendimi hiç oynamadım. Evet, Half-Life 2'deki yanmış ceset gerçek. Onu biliyorum. O bir anatomi defterinden bu arada. Ve o ceset gerçek, doğru. Devil Dagger'ı biliyorum. Devil Dagger maşallah 2015'te mi 16'da mı ne çıkmıştı. O zaman bayağı tuhaf görünümlü bir oyundu değil mi? Şimdiki şeylere bak. Indie FPS'lere bak. Norm oldu resmen. Devil Daggers türündeki o art style. Ultra Kill'e bak mesela. Ultra Kill nereden baksan 7 sene önce çıkmış olsaydı bu kadar popüler olmazdı. İşte oyun zihniyetinin, oyun endüstrisinin değişimi abi. Yıllar önce çıkıp da yanlış anlaşılan, anlaşılmayan oyunlar şimdi günümüzde çok çok büyük bir ivme kazanabiliyorlar. Ultra Kill gibi. Karadenizli. Edit işine ben aslında yıllar önce bir YouTuber'lık deneyimimiz olmuştu. Ben ve bazı arkadaşlarım ta ortaokul zamanında. O zaman tabii biraz cringe zamanlarımızdı. Ama ben orada bile montaj benden sorumluydu yani. Videoların montajını falan hep ben çekerdim. Komik anlar montajları falan filan. Hatta benim o zamandan kalma Afraid of Monsters gameplay şeylerim vardı, videolarım vardı, let's play'lerim. Hepsi silindi gitti. Keşke silinmese, ben size gösterirdim o zamanlar. Güzel zamanlardı. Ya sen donanım arşivini siktir et ya. Ona bakarsan donanım arşivindeki bazı zırvalarda Steam Deck tutmayacak. 2-3 gün sonra unutulacak, gidecek. Boşu boşuna yatırım diyen gerizekalılardı yani bazıları. Sen çok onların dediklerini aldırış etme. Ya benim şu an incelediğim kadarıyla GT 1060 gibi bir iGPU bile. Bak GT X demiyorum. GT 1060 gibi bir iGPU bile 150-160 ortalama FPS alıyorsa i5 işlemcisiyle hemen hemen herkesin bilgisayarı kaldırır. 60 FPS üstü kaldırır. Onu diyorum. Günümüzde 144 FPS biraz daha normal biliyorum ama sen kaldırmasını istiyorsun. Kaldırır mı kaldırır arkadaşım, merak etme. Kaç FPS? 60, 50, 100 o şeye bağlı. Şeye bağlı. Hardware'a bağlı, donanıma bağlı. Ama merak etmeyin. Source 2, Source 1'den çok çok daha iyi, çok çok daha iyi optimize bir motor. O konuda güvenebilirsiniz yani. Sercan, etmemiş miydim ben seni ya? Hemen ediyorum. Tekrar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi kapatmam lazım. Bayağı yoruldum ve güzel bir yayındı. Tekrar da eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayınlarımı inşallah bekliyorum. Yarın büyük ihtimalle Doom 2. Akşam yine 6-7 civarı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.